Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 1. ünite özeti. Sabit objektifli basit ve gelişmiş küçük boyutlu sayısal fotoğraf makineleri. Sabit objektifli sayısal fotoğraf makineleri. Sayısal fotoğraf makinelerinin birbirlerine göre en belirgin farkları, boyutları ve tasarımlarının çeşitlilik göstermesidir. Bu farklı boyutlar, kullanım amaçlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Farklı boyut ve tasarımlarda üretilen fotoğraf makineleri için farklı boyutlarda görüntü algılayıcıları üretilmektedir. Cep telefonları ve kompakt fotoğraf makineleri için algılayıcılar, köşegen uzunlukları, 1/3 inç, 1/2/5 inç, 1/8 inç, 1/6 inç, 2/3 inç gibi boyutlarda, DSLR modeller içinse algılayıcılar, NX boy, 17,3x13 mm, 23,5x15,7 mm ve 24x36 mm gibi boyutlarda üretilmektedir. Değişebilir objektifli fotoğraf makineleriyle kıyaslandıklarında sabit objektifli fotoğraf makineleri, küçük algılayıcıları, yavaşlıkları ve sınırlı işlevleri nedeniyle fotoğrafçılık zevki veren modeller olmasalar da objektiflerinin algılayıcıya yakın konumlanmaları nedeniyle çok işlevsel bir yapıya sahiptir. SLR modellerde objektif ile algılayıcı arasına ayna mesafesi kadar bir boşluk girdiği için objektifin önünde de minimum netleme mesafesi adı verilen kullanılamaz bir derinlik bulunur. Boyutların büyümesi, makinelerin üzerindeki objektiflerin ve veya içindeki algılayıcıların da boyutlarının büyümesine yol açmaktadır. Algılayıcının boyutları büyüdükçe algılama hücreleri daha temiz sinyaller üretebilmekte ve bu da daha kaliteli görüntülerin oluşmasını sağlamaktadır. Fotoğrafta kaliteyi belirleyen unsurlar, algılayıcı büyüklüğü, çözünürlük, objektif kalitesi, yazılım ve kullanıcının tercihleridir. Algılayıcı boyutları. Algılayıcı boyutları açısından bakıldığında geniş yüzeyli hücreler gerçeğe daha yakın, daha temiz pikseller oluşturur. Algılayıcı yüzeyinin büyüklüğü, bir başka üstünlük daha sağlar. Her bir hücrenin aynı büyüklükte olması durumunda, iki farklı algılayıcıdan daha geniş yüzeyli olanı daha yüksek çözünürlüğe sahip olacaktır. Algılayıcılar, üretim zorluklarına bağlı olarak belli standart boyutlarda üretilir. Zaman zaman özel üretim boyutlarına rastlanılsa da maliyeti yükselttiği için çok fazla yeğlenmez. Algılayıcı boyutları ile bu algılayıcıların önünde kullanılan objektiflerin aydınlatma daireleri arasında bir ilişki bulunmaktadır. Objektifin net görüntü daire çapı, arkasında bulunan algılayıcıyı tamamen kaplamak zorundadır. Bu durumda algılayıcının köşegeni, önünde kullanılan normal objektifin net görüntü daire çapına eşit olmalıdır. Objektifin gövde ile bütünleşik olarak üretildiği tüm fotoğraf makinelerinde küçük boyutlu algılayıcılar kullanılmaktadır ve bu objektiflerin odak uzaklıkları ımlık film kullanan, tam çerçeve, fotoğraf makinelerinden daha kısadır. Hangi oranda daha kısa olduğunu anlamak için tam çerçeve fotoğraf makinelerinin normal odak uzaklığı olan ımlığı, kıyaslanmak istenen fotoğraf makinesinin normal odak uzaklığı bölmek yeterlidir. Çıkan sonuç odak çarpanı olarak bilinen kavramdır. Gizli kameralar. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki Soğuk Savaş yılları boyunca casusluk faaliyetlerinde kullanılmak üzere sayısız gizli kamera tasarımı yapılmış ve bu gizli kameralar, dönemin teknolojisi olan kimyasal film kullanıyordu ve mekanik donanımlara sahipti. Günümüzde her türlü günlük kullanım aracının, gözlük, kalem, anahtarlık, düğme ve içine yerleştirilebilen gizli kameralar tamamen sessiz çalışabilmekte ve fotoğrafın yanında video kaydı da yapabilmektedir. Gizli kameraların kötü amaçlı kullanımlara alet olmaları en önemli sorundur. Asker ve teknolojik casusluk eylemleri kadar sınavlarda kopya çekme, soygun ve terör saldırıları için bilgi toplama gibi eylemlerde de kullanılmaktadır. Ayrıca basın ve polis tarafından bilgi edinme ve olumsuzlukları belgeleme amaçlı olarak ayrıca kayak,
Yüzme ve sörf gibi hobi amaçlı sporlarda da ilginç anların görüntülenmesi amacıyla bu tür kameralardan yararlanılmaktadır. Gizli kameralar, çok küçük görüntüleme modülleridir ve tek başlarına değil, kameralı gözlük, kameralı kalem, broş, kol saati gibi monte edildikleri araçla birlikte satılırlar. Cep telefonları. Günlük yaşamımızın vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan cep telefonları, hem fotoğraf makinesi hem de video kamera işlevine sahip olabilmektedir. Temelde, yalnızca bas çek işlevini yerine getirmek için tasarlandıklarından gerçek anlamda fotoğrafçılık yapmak için uygun araçlar değildir. Tüm kullanıcıları fotoğrafçı, gazeteci ve kameraman yaptıkları için, toplumsal adalet ve düzenin sağlanması adına son derece önemli bir kanıt oluşturma ve belgeleme işlevine sahiptir. Cep telefonlarının asıl işlevleri elbette karşılıklı konuşma yapmaktır. Görüntüleme özelliği çoğu cep telefonunda bulunmakla birlikte ürünün asıl işlevini değil, yardımcı bir işlevini yerine getirmektedir. Basit küçük boyutlu fotoğraf makineleri. Bas çek olarak adlandırılan basit küçük boyutlu, kompakt, sayısal fotoğraf makinelerinin en belirgin özelliği, objektif ve şaşın ince, küçük ve hafif gövdeler içine başarıyla yerleştirilmesidir. Bu makinelerin asıl kullanıcıları, fotoğrafçılıktan fazla anlamayanların oluşturduğu büyük çoğunluktur. Hem fotoğraf hem de video çekme özelliği bulunan bu tür modeller, aslında son derece kullanışlıdır ancak fotoğrafçının kontrol edebileceği mekanizma sayısı çok azdır. Basit küçük boyutlu fotoğraf makinelerinin kullandığı bellek kartı tipi de önemli bir ölçüttür. SD, Secure Digital ve Memory Stick en çok kullanılan bellek kartlarıdır ama Multimedia Card ve XD Picture Card da hala bazı modellerde kullanılmak zorundadır. Makine üreticisi firma, fotoğraf makinesinin üretiminden daha sonra piyasaya çıkan bellek kartları için çeşitli yazılımlar, firmware, hazırlayarak bunları kendi internet sitelerinden yayımlamaktadır. Fotoğraf makinesi ile ilgili yazılım güncellemelerini indirerek fotoğraf makinesine yüklemek gerekir. Söz konusu yazılımlar yalnızca bellek kartı ile ilgili sorunları değil, görüntü kalitesini iyileştirici, peş peşe çekim hızını arttırıcı ya da pil ömrünü uzatıcı bazı yenilikleri de içerebilmektedir. Gelişmiş küçük boyutlu fotoğraf makineleri. Gelişmiş küçük boyutlu, kompakt fotoğraf makineleri olarak nitelenen bu modeller, genellikle dayanıklı malzemelerden üretilmiş gövdelere sahiptir ve kullanıcının değiştirebileceği kontrol mekanizmalarını barındırır. Menülerinde de çok sayıda özellik barındırdıklarından, basit küçük boyutlu modellere göre daha karmaşık arayüzlere sahiptir. Kolay taşınabilen ama hiç de ucuz olmayan gelişmiş küçük boyutlu fotoğraf makineleri, fotoğraf çekerken dikkat çekmek istemeyen profesyonel ya da ileri amatör fotoğrafçılar tarafından kullanılır. Gelişmiş küçük boyutlu fotoğraf makineleri, daha çok portre ve yaşam fotoğrafları çekmek için kullanılır. Gelişmiş küçük boyutlu fotoğraf makinelerinin en tipik özellikleri, manuel ve yarı otomatik pozlandırma modları, ışık geçirgenliği yüksek olan keskin bir objektif, gerçek anlamda diyafram kontrolü, gelişmiş ışık ölçüm modları ile nitelikli görüntüler oluşturabilen nispeten büyük bir algılayıcıdır. Gelişmiş küçük boyutlu fotoğraf makinelerinin belki de en ayırt edici özellikleri, RAW formatında kayıt yapabilme yetenekleridir. RAW formatında çekim sonrasında fotoğrafçıya çok daha fazla değişiklik olanağı sunmakta ve daha nitelikli bir görüntü oluşturma şansı vermektedir. Elektronik bakaçlı, EVF, fotoğraf makineleri. Elektronik bir bakaca sahip olan EVF, Electronic Viewfinder elektronik bakaçlı, modeller her durum için tek bir fotoğraf makinesi taşımak isteyen fotoğrafçılar için çok uygun bir sınıfı oluşturur. Üzerlerindeki geniş aralıklı zoom objektifleri nedeniyle super zoom, ultra zoom ya da mega zoom adlarıyla da anılan bu sınıftaki fotoğraf makineleri ergonomik gövdeleriyle SLR görünümündedirler. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde Slike, Slike benzer adıyla anılır. Küçük boyutlu modeller ile SLR modeller arasında bir köprü olduklarını düşünenler ise bu modellere bridge, köprü adını vermişlerdir. Farklı yönlere çevrilebilen ekranları sayesinde önemli bir kullanışlılığa daha sahiptir. Çok amaçlı fotoğraf makineleri olarak tanımlanabilecek olan EVF modeller, fotoğrafa yeni başlayan amatörler kadar her farklı durum için elinin altında tek bir fotoğraf makinesi isteyen ciddi amatörler tarafından da tercih edilmektedir. Oldukça küçük olan algılayıcı boyutları, genellikle 1-2-3 inç, nedeniyle, özellikle uzun odak uzaklıklarında ciddi keskinlik kaybı yaşanmakta ve genel performansları ciddi fotoğrafçılar açısından pek yüksek bulunmamaktadır. Ayrıca, bu kadar uzun odak uzunluklarında elde tutarak çekim yapmak çok zorlaşmaktadır.
3 ayakla çekim yapılması tavsiye edilir. Elektronik bakaçlı modeller, görünüm olarak büyük DSLR modellere benzeseler de aslında küçük boyutlu fotoğraf makineleriyle aynı mantıkta çalışır. Küçük bir algılayıcı, bunun önünde bütünleşik yapıda geniş aralıklı bir zoom objektif ve bütünleşik bir flaş. Tasarım ve ergonomi bakımından DSLR modellere benzedikleri için onları DSLR modellerle karşılaştırmak, aradaki farkları daha iyi anlamamızı sağlar. En belirgin fark, optik bir bakaç sisteminin bulunmamasıdır. SLR modellerde objektiften giren ışığın gözümüze kadar ulaşmasını sağlayan ayna ve prizma yerine, küçük boyutlu, ama çoğu kez yüksek çözünürlüklü, bir elektronik ekran bulunmaktadır. DSLR ile diğer farklılıklarına gelince, klasik örtücü düzeni yoktur, objektiflerin geniş açıları biraz daha sınırlıdır, otomatik netleme, AF, hızları daha yavaştır ve el ile netlik yapmak zordur. Ayrıca daha küçük algılama yüzeyi ve geniş aralıklı zoom objektifin azalan performansı nedeniyle görüntü kaliteleri de belirgin bir şekilde daha aşağıdadır. Öte yandan daha hafiftirler, daha kolay kullanılırlar, daha ucuzdurlar ve video çekimi de yapabilmektedir. Objektifin önüne eklenebilen geniş açı ve telekonvertörler sayesinde daha da geniş bir kullanım aralığı sağlanabilir. Elektronik bakaçlı modellerin hem bakaçlarından hem de arka bölümdeki sıvı kristal ekranlarından sürekli ön izleme yapılabilir. Elektronik bakaçlı modellerin bir bölümü ciddi fotoğrafçıları hedeflemektedir ve manuel kullanım olanaklarına ek olarak RAW formatında görüntü kaydı da yapabilmektedir. Bu sayede fotoğrafçı çekim sonrasında görüntü üzerinde daha geniş kontrol olanağına kavuşmaktadır. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 2. ünite özeti. 35 RM DSLR fotoğraf makineleri. 35 mm DSLR fotoğraf makinesinin temel yapısı, ögeleri ve işlevleri. 35 mm DSLR fotoğraf makinelerinin en ayırt edici özelliği, filmin yerini almış olan sayısal duyar kat, algılayıcı, ile görüntü takip ve çerçeveleme sistemidir. D takısı sayısal, dijital, SLR ise tek objektifli aynalı, single lens refle, anlamına gelmektedir. Bu yapı makine üzerine takılı objektifin oluşturacağı izdüşüm aynı zamanda vizörden takip edilebilir. Bu da vizörden görünen ile kayıt edilen görüntü arasında oluşan çerçeve farklılığı anlamına gelen paralaks hatasının oluşmasını engeller. 35 mm DSLR fotoğraf makineleri iki ana bölümden oluşur. Bunlar gövde, body ve objektif, lens'tir. Gövde, ışığı tutan bölmedir. Yapısında bulunan unsurlar. Algılayıcı, örtücü düzeneği, örtücü zamanlayıcı, ışık ölçer, ayna, pentaprizma ve bakaç, vizör olarak tanımlanır. S30, şekil 2.1. Algılayıcılar ve görüntü işlemcileri. Işığa duyarlı silisyum birimlerden, piksel, oluşan bir yapıdır. Çalışma prensiplerine göre. CCD, Target Joplet Device akım yüklenen aygıt. CMOS, John Clementary Metal Oide Semiconductor tamamlayıcı metal oksit yarı iletken. -3 ya da 3 CCD olarak adlandırılır. Görüntü çözünürlüğü, sayısal görüntüyü oluşturan en küçük ışığa duyarlı birimlerin algılayıcı alanının yatay ve düşey eksenlerinde yer alan sayı ve sıklıklarına bağlı görüntünün renk derinliği, kontrastlık ve parlaklık değerini ayırmaya yönelik etkisidir. DPI, inç kare başına düşen piksel sayısı olarak birimlendirilir. Piksel yoğunluğunun yanı sıra, sayısal görüntü işlemcisinin, pozlandırma sonrasında her pikselde var olan elektriksel veriyi sayısal veri haline dönüştürme ve depolama ünitesine kayıt etme hızı çok önemlidir. Yüksek çözünürlük, konunun ayırt edilebilir renk derinliği, ton kontrastlığı, parlaklık değerlerinin en üst sınırda görüntülenmesine olanak sağlar. Düşük çözünürlük konunun ayırt edilebilir renk derinliği, ton kontrast, parlaklık değerlerinin minimum görüntülenmesini sağlar. 35 mm DSLR fotoğraf makinelerinde iki türlü görüntü dosyalama biçimi vardır. RAW, JPEG, RAW, AM. Dosyalama genellikle profesyonel fotoğrafçılar tarafından tercih edilen bir dosyalama türüdür. RAW belgelerinin çözünürlüğü ve dosya boyutu JPEG belgelere göre büyüktür. Ancak Photoshop ya da Paseone Capture One gibi fotoğraf işleme yazılımları ile açılabilir. Bu formatın özelliği, çekim sırasında oluşan pozlandırma ve renk ısısı düzeltme hatalarına, görüntünün renk derinliği, ton kontrastı ve parlaklık değerlerinden çok fazla kayba uğramadan değişiklik yapılmasını sağlar. JPEG görüntü formatı ise sıkıştırılmış dosyalama türüdür. RAW formatına göre daha düşük dosya büyüklüğüne sahiptir.
JPEG formatı sıklıkla web ortamında görüntü paylaşımında ya da interaktif medyada fotoğraf kullanımında tercih edilir. Örtücü mekanizması. Işığa duyarlı alanı örten unsurdur. Film ya da algılayıcı alanı ortam ışığına bağlı olarak tanımlanan diyaframa göre, belirlenmiş süre boyunca aydınlanmasını sağlayan ve sonrasında tekrar ışık almasını engelleyecek şekilde örten mekanizmadır. Çekim düğmesine basıldığında örtücü mekanizması tetiklenir ve algılayıcı yukarıdan aşağı pozlanarak taranır. Perde hızı arttığında pozlama süresi azalır, perde hızı yavaşladığında pozlama süresi artar. Çoğu 36 mm DSLR makinede örtücü hızı kullanıcı tarafından tanımlanabilir ya da otomatik olarak kullanılabilir. Hatta bazı makinelerde S modu kullanılarak örtücü hızı ayarlanarak yarı otomatik pozlama yapılabilir. Bu durumlarda makine belirlenen örtücü hızına göre diyafram değerini belirleyerek uygular. Işık ölçer. 35 mm DSLR makinelerinde fotoğraf üzerine yansıyan ışık, objektifin içinden geçer ve algılayıcı üzerine düşecek görüntünün söz konusu ışık değerleri, yine makine içindeki ışık ölçer tarafından diyafram ve örtücü süresi olarak tanımlanır. Bu ölçümün kolaylığı DSLR fotoğraf makinesinin objektifinin önüne takılacak filtreleri de dikkate alarak ışık ölçümü yapabilmesidir. Işık okumalarında, fotoğrafı çekilen konu üzerindeki ışık dağılımı, açık koyu değerlerinin birleşimleri ve çerçeve içindeki yerler göz önünde bulundurularak uygun ışık okuma yöntemi seçilir. Işık ölçüm yöntemleri çok çeşitli şekillerde uygulanır. Bunlar, genellikle bölgesel ortalama, merkez ağırlıklı ortalama, nokta ölçüm olmak üzere 3 bölümde toplanır, S40, şekil 2-8. İzleme düzeneği ayna, pentaprizma ve bakaç, vizör. Ayna, objektifin arkasında ve algılayıcının önünde 45 derece eğimli konumlanmış bir yansıtıcı düzlemdir. Optikten gelen baş aşağı ve sağ sol ters iz düşümünün, baş aşağı konumunu düzelterek görüntünün buzlu cam üzerine düşmesini sağlar. Pentaprizma, sağ sol ters yönlerde oluşan iz düşümü düzelterek, akaca görüntüyü düz bir şekilde ulaştırmayı sağlayan 5 kenarlı cam prizma yapıdır. Bakaç ise görüntünün takip edilmesi ve düzenlenmesi için kullanılan optik düzenektir. Bunun dışında makinede görüntü izlenmesini ve likit kristal ekrana aktaran elektronik düzenekler de bulunmaktadır. Netleme düzeneği. 35 mm DSLR fotoğraf makinelerinde iki türlü netleme düzeneği vardır. Bunlar. Objektif üzerinden yapılan netlik. Diğeri ise otomatik netlemedir. Fotoğraf makinesi çekim düğmesine yarım şekilde basılır. Bu sırada makine netlenmesi gereken noktaya kızılötesi ya da sonar sinyaller gönderir. Bu sinyaller makine üzerindeki mikro işlemci tarafından değerlendirilir. Bu da objektifteki netleme mekanizmasına gönderilir ve netleme sağlanır. Tekli netlemelerde odak sabit bir nokta üzerindedir. Hareketli görüntülerde ise çekim esnasında çekilecek cismin makineye göre konumunu belirleyerek çekim devam ettikçe netlemeye devam eder. Objektif. Objektif, ışığı görüntünün oluşacağı duyarlı yüzeye bol miktarda ulaştırmaya yarayan optik düzenektir. Balık gözü, geniş açık normal, tele, zoom, perspektif gibi çeşitleri vardır. Işık geçirgenliği ve diyafram. Objektifler film düzlemi üzerinde dairesel bir alanı aydınlatır. Işık geçirgenliği, ışığın kayba uğramadan bu alanı aydınlatması demektir. Bir objektifin ışık geçirgenliği söz konusu dairesel alanın çapının, o çapı aydınlatan objektifin odak uzaklığına bölümüyle ortaya çıkan rakamsal değerle ifade edilir. Diyafram, algılayıcı üzerine düşmesi gereken ışık yoğunluğunu düzenlemeye yarayan unsurdur. Az ışıklı ortamlarda çok, çok ışıklı ortamlarda az açılır. Ortam ışığına göre algılayıcı üzerine düşmesi gereken ışığı belirler. Diğer bir işlevi de netlemesi yapılan cismin arkasındaki alandan keskin görünmesini yani net alan derinliğini sağlamaktır. Diyafram makinelerde manuel olarak kullanılabildiği gibi diyafram öncelikli modda açıklığa göre örtücü hızı belirlenerek kullanılabilir. Bakış açısı. Bakış açısı, çıplak gözle izlenen konunun objektif düzleminde görüntülenebilen kısmıdır. Odak uzaklığı küçüldükçe bakış açısı büyür, büyüdükçe ise küçülür. Odak uzaklığı. Odak uzaklığı, objektifin optik merkezinden görüntü düzlemine olan mesafenin milimetre cinsinden ifadesidir. Kısa odak uzaklıklı objektifler geniş, uzun odak uzaklıklılar ise dar açılı objektiflerdir. 35 mm DSLR fotoğraf makinelerinin türleri. 35 mm DSLR fotoğraf makinelerinde kullanılan objektif tasarımları ve buna bağlı olarak gelişen gövde tasarımları kendi içinde değişiklik gösterir. Özellikle algılayıcı boyutundaki farklılıklar,
Günümüzde 35 mm DSLR fotoğraf makinelerini 3'e ayırır. APS-C tip 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. APS-C tip 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. Tam çerçeve, full frame, 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. Her 3 türe ait fotoğraf makinelerinde kullanılan objektifler, algılayıcı boyutları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. APS-C tip 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. Bu tip makinede algılayıcı boyutları küçüktür. Söz konusu boyutlar 24x13.8 mm ile 23x6x15.7 mm arasında değişkenlik gösterir. APS-C türü 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. Bu yapıda yer alan algılayıcıların boyutları 28x7x19 mm'dir, yani daha büyük bir algılayıcıya sahiptir. Bu nedenle odak uzaklığı çarpanı 1,3'tür. Bu makinelerin olumlu yönleri, klasik olanlara göre algılayıcı boyutlarının, dolayısıyla çözünürlüklerinin daha büyük olmasıdır. Ayrıca bu makinelerde elektriksel veriyi sayısal veriye dönüştürmesi nedeniyle, ardışık çekimlerde bir miktar bekleme süresi olmaktadır. Tam çerçeve, full frame, 35 mm DSLR fotoğraf makineleri. 35 mm fotoğraf makinesi türleri arasında en profesyonel özelliklere sahip olandır. Standart 35 mm film ölçülerine karşılık gelen algılayıcı büyüklüğüne sahiptir. 36x24, bu makineler oldukça yüksek çözünürlüğe sahiptir. Algılayıcı alanının büyüklüğü ve yüksek piksel sayısı piksel kirliliği ve renklenmesi sorununu engellemektedir. Bu da yüksek ISO değerlerinde net fotoğraflar çekmeye olanak sağlamaktadır. Bu sayede de yüksek ISO değerlerinde flaşsız ve üç ayaksız oldukça net fotoğraflar çekilebilmektedir. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 3. ünite özeti. Sayısal değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri. Giriş. Sayısal fotoğraf makinelerini incelerken optik özelliklerinden yola çıkarak ve objektiflerinin değiştirilebilir olup olmamasına göre iki sınıfa ayırmak en yaygın yöntemdir. Objektifleri değiştirilemeyen fotoğraf makineleri. Objektifleri değiştirilebilen fotoğraf makineleri. Başta objektiflerinin değiştirilebilme özellikleri olmak üzere tüm kullanım özellikleri nedeniyle DSLR fotoğraf makinelerine benzeyen, ancak bakaç ve netleme sistemlerinin farkları nedeniyle ayrı bir sınıf oluşturan değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri de bu ünitemizin konusunu oluşturmaktadır. Değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri kullanıcıları ağır yük taşımak istemeyen profesyonel fotoğrafçılara hitap etmektedir. 2008 yılına kadar değişebilir objektif denildiği zaman ilk akla gelen fotoğraf makineleri sırlar olurken 2008 yılında tanıtılan Micro Four Thirds sistemi, değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makinelerinin öncüsü olmuştur. Bu fotoğraf makineleri için en yaygın kullanılan kısaltmalar. Mirrorless, aynasız ve SLD, Single Lens Digital Tek Objektifli Sayısal'dır. Sayısal değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri. Film kullanılan dönemlerde objektifli aynasız fotoğraf makineleri üreten Leica ve Jonta firmalarından, Leica M8 modeliyle de ilk kez sayısal sisteme uyarlanmıştı. Leica M8 ve ardından gelen M9 modeli yüksek fiyatları ile kullanıcıların ulaşılabilirliğini azaltırken, 2008 yılında Olympus ve Panasonic firmalarının ortak girişimi olan Micro 4-3 sistemi hayata geçirildi. Micro 4/3 sistemi 17x33 mm'lik boyutu ile geleneksel tam çerçeve filmin 1/4 kadar alan taşıdığı için daha düşük maliyetli fotoğraf makinelerinin üretimine imkan tanımıştır. Film kullanılan dönemde telemetreli modeller olarak da bilinen değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri, Micro 4/3 sistemi ile bakaçsız ve elektronik bakaçlı modellerin üretilmesine de imkan tanımıştır. Sayısal değiştirilebilir objektifli aynasız fotoğraf makinelerinin en büyük avantajları modüler yapıya sahip olmaları ve daha geniş çerçeve alanına sahip sensörler kullanabilmeleridir. Bunların haricinde sayısal değiştirilebilir objektifli aynasız fotoğraf makineleri nikel küçük boyutlu fotoğraf makineleri ile refleks modeller arasında iyi bir konuma getiren faydaları da şunlardır. Her konu için ayrı bir objektif kullanımına izin vermeleri. Her türlü ayar mekanizmasına sahip olmaları. Video çekim olanakları. Yüksek görüntü kalitelerine göre küçük ve hafif yapıları. Micro 4/3, Micro Four Thirds sistemi. İlk kez 2002 yılında Olympus tarafından ortaya atılan ve 2008 yılının Ağustos ayında Olympus ve Panasonic firmalarının ortak açıklamasıyla duyurulan 4/3 sistemi, mevcut objektiflerle dijital algılayıcıların uygun bir ikili oluşturmaları olanaksızdır ve bu nedenle yeni objektif tasarımlarının yapılması gereklidir düşüncesini temelde savunmaktadır.
4/3, Fort Hears sistemi. Küçük algılayıcılar üretmenin doğru olduğunu savunan Olympus daha da radikal bir şekilde optiklerin çaplarını da büyüterek, algılayıcı üzerine gelen ışınların her noktada dik olmasını, böylece görüntünün merkezi ile köşesi arasındaki farkların azalmasını sağladı. Sonuçta, optik çarpanı 2 olan 18x13.5 ve boyayan oranı da 4/3 olan Fort Hears sistemi ortaya çıktı. Mikro 4/3, Micro Fort Hears sistemi. Mikro 4/3 sistemi, refleks makinelerin mobilite algısını düşürmesi nedeniyle, refleks makinelerde olan ayna ve prizma yapısını kullanmayarak daha küçük boyutta ve hafif makinelerin üretilmesini sağlamıştır. Bu sisteme sahip fotoğraf makineleri, ayna ve prizmaya sahip olmamalarına rağmen değiştirilebilir objektif yapıları sayesinde profesyonel kullanıcıların mobilitesi yüksek bir cihazla daha kaliteli kareler yakalamalarının önünü açmıştır. Sistemin özellikleri. Mevcut 4/3 sistemi ile aynı algılayıcı kullanılmaktadır. Ayna yoktur, sistem refleks değil, görüntü LCD ya da EF'den izlenebilir. Optik ile algılayıcı arasındaki mesafe 20 mm daha kısadır. Bayonet çapı 6 mm daha küçüktür, 50 mm yerine 44 mm. Kontrast algılayan otomatik netleme sistemi kullanılmaktadır. Objektifle gövde arasında 9 yerine 11 bağlantı noktası bulunmaktadır. 4/3 sistemiyle aynı odak uzunluğu ve aynı diyaframa sahip olan objektifler daha küçük ve daha hafiftirler. Mevcut 4/3 sistem objektifleri adaptör yardımıyla bu sistemde de kullanılabilmektedir. Değiştirilebilir objektifliği ince ve küçük yapıda fotoğraf makineleridir. Fotoğraftan video çekimine kesintisiz geçiş mümkündür. NX ve NX sistemleri. Panasonic ve Olympus firmalarının öncülük ettiği değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makinesi düşüncesini benimseyen ama tercih ettikleri algılayıcı boyutlarının farklı olması nedeniyle aynı objektif sistemini kullanamayan Samsung ve Sony gibi firmalar da 2010 yılında kendi aynasız sistemlerini sunmuşlardır. Bunlar, Sony'nin ürettiği NX ve Samsung'un ürettiği NX sistemidir. Sony NX sistemi. Sony'nin NX adını verdiği sistem, Mikro 4/3 sistemine göre biraz daha büyük boyutlara sahip olan odak çarpanı 1/5 olan 23/5x15.7 boyutlarında, APS-C, bir algılayıcı kullanmaktadır. Bu yüzden çözünürlük ve görüntü kalitesi anlamında daha fazla avantaja sahip olurken mikro 4/3 sistemini kullanan fotoğraf makinelerine nazaran algılayıcı boyutları büyük olması nedeniyle daha büyük boyutta ve daha büyük objektifler kullanmaktadırlar. NX sistemindeki gövdeler herhangi bir optik bakaç sistemi barındırmadıkları için, LCD görüntünün izlenebileceği tek yer olan ekranın kalitesinin yüksek olması kesinlikle bir tesadüf değildir. NX sisteminde odak çarpanı 1/5 olduğu için 24 mm eşdeğri olan 16 ımlık objektif için ek olarak optik bir bakaç takılabilmektedir. NX sistemi APS-C büyüklüğünde sensörü olması nedeniyle kullanıcılara kaliteli görüntüler yakalamasına olanak sağlamaktadır. NX sistemi fotoğraf makineleri, ince, küçük, hafif ve az düğme barındıran gövdeleriyle daha çok otomatik modda çekim yapmaya uygun bir yapıya sahip olduklarını bize göstermektedirler. NX sistemlerinin de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bunlar, düşük peş peşe çekim hızları, bu yüzden aksiyon fotoğrafçılığına uygun olmamaları, küçük gövde yapısı ve buna karşın büyük objektif yapılarından dolayı ağırlık merkezleri ön tarafta olmaktadır. Gövdelerinde flaş bulundurmamaları ve objektif çeşitliliği azlığıdır. Samsung NX sistemi. Kaliteli mercekleriyle tanınan Alman Schneider firmasıyla yaptığı işbirliği sonucu çok kaliteli objektifler üreten ve kendi algılayıcılarını üretme imkanına sahip olan Samsung 2010 yılı başından itibaren, DSLR modellerine göre daha başarılı olan değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makinesi sistemini NX adıyla üretmeye başlamıştır. Samsung NX sistemi değiştirilebilir objektifli aynasız sayısal fotoğraf makinelerinde Sony'nin NX sistemi gibi odak çarpanı 1/5 olan 23/5x15.7 boyutlarında, APS-C, 14.6 milyon piksellik CMOS bir algılayıcı kullanmaktadır. NX sisteminin avantajları şunlardır. Modüler yapıda olması. Ek olarak elektronik bir bakaç montesine imkan tanıması. Çeşitli flaşların bağlanmasına imkan tanıması. GPS cihazlarının bağlanmasına imkan tanıması. iFunction adını verdiği, objektife entegre edilmiş olan akıllı yazılım sayesinde ISO, enstantane ve diyafram değerleri hızlı bir şekilde değiştirilebilmekte ve çeşitli program modları da ikonografik yapıları sayesinde kolayca seçim imkanı tanıması. NX sisteminin dezavantajları ise şunlardır.
Peş peşe çekim hızının ve otomatik netleme hızının düşük olması nedeniyle aksiyon fotoğrafçılığına imkan vermemesi. Farklı yazılım özelliklerine, kolay anlaşılır olmasına rağmen çok fazla menü barındırması, sahip olması nedeniyle fotoğraf çekerken birçok kez menüye girme ihtiyacı yaratması. Ayrıca ilk üretilen modellerin neredeyse bir DSLR büyüklüğünde olan gövdeleri de sistemin avantajlı yanının kullanılamaması anlamına gelmektedir. Telemetreli modeller. Değişebilir objektifli aynasız ama ayrı optik bakış sistemine sahip modellere telemetreli modeller olarak adlandırılmaktadır. Bu fotoğrafların öncüsü Leica'dır. Leica firması M8 ve M9 adında değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makine modelleri üretmiştir. Bu model fotoğraf makineleri kullanıcılara yüksek kalitede fotoğraf çekimi imkanı tanımalarına rağmen piyasadaki en kötü fiyat performans ürünü unvanını da barındırmaktadır. Algılayıcısıyla birlikte değişen objektif sistemi. Bu başlık altında incelenebilecek Ricoh X-Ray adında tek bir ürün bulunmaktadır. Sıra dışı ve butik ürünleriyle tanınan Japon firması Ricoh, 2009 yılı sonbaharında tüm fotoğraf dünyasını hayrete düşüren DxRay sistemini tanıtmıştır. Sistemin en şaşırtıcı özelliği, objektifle birlikte algılayıcının değişebilme imkanına sahip olmasıdır. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 4. ünite özeti. Büyük ve orta format fotoğraf makineleri. Giriş. Büyük fotoğraf makineleri teknoloji ilerledikçe küçülmüş ve kullanım alanları da giderek artmıştır. Geleneksel fotoğrafçılıkta geçerli olan, film boyutu büyüdükçe, görüntü kalitesi artar kuralı, sayısal fotoğrafçılıkta da algılayıcı boyutuna uygulanır. Fotoğraf makineleri için üretilen en büyük ve çözünürlüğü en yüksek algılayıcılar, büyük format makineler için tasarlanmaktadır. Orta ve büyük format fotoğraf makinelerine sayısal arkalık eklendiğinde, bu makineler sayısal fotoğraf makinesi haline gelmektedir. Büyük format fotoğraf makineleri. Büyük format fotoğraf makineleri adı altında incelenen kameralara büyük format denilmektedir. Bu fotoğraf makinelerinde büyük boyutlu plan filmler, spread film, sıklıkla kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır. Plan film, spread film, çoğunlukla büyük format körüklü fotoğraf makinelerinde kullanılan asetat ya da polyester taşıyıcı tabanlı tekil plaka filmlere verilen addır. Çoğunlukla inç ölçü sistemine göre 4x5, 5x7 ve 8x10 olarak üretilir ve kullanılır. Ancak günümüzde bu filmlerin yerini sayısal görüntü arkalıkları almıştır. Büyük format fotoğraf makineleri, stüdyo kamerası, teknik kamera, field kamera ve stand kamera olarak da adlandırılmaktadır. Büyük format fotoğraf makineleri, ortamdaki ışık değerini ölçebilen ışık ölçerlere sahip değillerdir. Işık ölçümünü yapabilmek için el pozometrelerinden, ışık ölçer ya da makine üzerine takılabilen harici ışık ölçerlerden faydalanmak gerekir. Büyük format fotoğraf makinelerinin yapılarını iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlar: düzlem yataklı fotoğraf makineleri ve monoraye, tek raylı, fotoğraf makineleridir. Düzlem yataklı fotoğraf makineleri, katlanabilir özelliğe sahiptirler. Film ya da sayısal algılayıcı düzlemi, arka standart, hareketsizdir. Objektif düzlemi, ön standart ve körük, kızak adı verilen taşıyıcı düzlem üzerinde aynı eksende hareket eder. Taşıyıcı kızak yukarı kaldırıldığında söz konusu sistem içeriye katlanır ve kızak, kapak görevini üstlenir. Kamera hareketleri sınırlıdır. Objektif düzlemi eme, tilt ve kayma, shift hareketleri yapabilir. Monoraye, tek raylı, fotoğraf makineleri, film ya da sayısal algılayıcı düzlemi, arka standart ve objektif düzlemleri, ön standart, hareketlidir ve söz konusu paneller tek bir ray üzerinde konumlanırlar. Makine tek bir uzun ray üzerine konumlandığından, birçok büyük format fotoğraf makinesi gibi, bu makinelerde de üç ayak kullanımı bir zorunluluktur. Film ve objektif düzlemleri birbirlerinden bağımsız itme ve kayma hareketlerini gerçekleştirebilir. Monoray fotoğraf makineleri iki türlüdür. Mekanik donanımlı büyük format makineler, boyut olarak daha büyüktür. Bu tür makinelerde bakaç olarak buzlu cam kullanılır. Jopal ya da jumper olarak adlandırılan merkezi, yaprak, örtücüye sahip mekanik objektifler kullanılır. Merkezi örtücü, objektifin içinde mümkün olduğu kadar diyafram sistemine yakın yer alan, iris şeklinde yaprak plakalardan oluşan örtücü sistemidir. Makine içinde diyaframın yanı sıra örtücü mekanizması da objektifin içindedir. Elektronik donanımlı büyük format makineler, boyut olarak daha küçüktür. Sayısal objektifler, S-Electronics Hutter ve sayısal arkalıklar ile birlikte kullanılır.
Kullanılacak örtücü hızı, diyafram gibi veriler, objektif ve sayısal arkalığı birbirine bağlayan bir kablo aracılığı ile makine üreticisinin tasarladığı bilgisayar yazılımı sayesinde kontrol edilir. Büyük format fotoğraf makinelerinin temel yapısal öğeleri iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar: taşıyıcı unsurlar, görüntüleme unsurlarıdır. Taşıyıcı unsurlar, fotoğraf makinesinin gövdesini meydana getiren iskeleti oluşturur. Taşıyıcı unsurlar dört başlık altında toplanır: arka standart, arka çerçeve film düzlemi; ön standart, ön çerçeve objektif düzlemi; körük taşıyıcı düzlem, monoray. Arka standart, arka çerçeve olarak da tanımlanmaktadır ve fotoğraf makinesinin arka kısmında yer almaktadır. Ön standart, ön çerçeve olarak da tanımlanmaktadır. Fotoğraf makinesinin ön bölümünde yer alır, üzerine objektifin konumlandırıldığı alandır. Körük, arka ve ön çerçeveleri birbirine bağlayan esnek ve kıvrımlı ışık geçirmez bölümdür. Körükler: standart ve geniş açı körükleri olarak iki grupta incelenirler. Taşıyıcı düzlem, körükle birbirine bağlanan ön ve arka çerçevelerle üzerine kurulu görüntüleme sistemini taşıyan ana parçaya verilen isimdir. Görüntüleme unsurları, taşıyıcılara bağlanarak konumlandırılan, konunun çerçevelenmesine, kadrajlanmasına ve görüntülenmesine olanak tanıyan öğelerden oluşur. Görüntüleme unsurları üç temel başlık altında tanımlanır: buzlu cam, bakaç vizör, film ya da sayısal arkalıklar. Objektif: buzlu cam, bakaç vizör görüntünün, kadraj, çerçeveleme ve netliğinin kontrol edildiği şeffaf cam yüzeye verilen isimdir. Film ve sayısal arkalıklar, geleneksel büyük format körüklü fotoğraf makinelerinde kullanılan asetat ya da polyester taşıyıcı tabanlı tekli plaka filmlere plan film, set film denir. Büyük ve orta format yeni nesil fotoğraf makinelerinin sayısal arkalıklarının algılayıcı ölçüleri, geleneksel plan filmlerin boyut çeşitliliğine kıyasla daha kısıtlı ve birbirlerine yakın boyutlardadır. Ancak çözünürlükler değişkendir. Sayısal görüntü arkalıkları üç gruba ayrılır: tek pozlandırma, one shot ile görüntü elde edilen arkalıklar, genellikle orta format fotoğraf makinelerinde kullanılır. Görüntü kirliliği ve renk uyumsuzlukları yaratır. Fakat gelişmiş görüntü işlemcileri ve geliştirilen yazılımlarla bu sorunlar ortadan kaldırılmaktadır. Üst üste pozlandırma, multi-shot ile görüntü elde edilen arkalıklar, bir tek fotoğraf elde etmek için, aynı kareden çok sayıda, genellikle 3 kare, pozlandırma yapılır. Masa üstü çekimleriyle renk sadakatinin önemli olduğu ürün çekimleri ve tıpkı kopyalamalarda, reprodüksiyon, tercih edilir. Daha çok büyük format fotoğraf makinelerinde kullanılır. Tarayarak pozlandırma, linescan ile görüntü elde edilen arkalıklar, sayısal arkalığın algılayıcı alanı çizgiseldir. Çizgisel olarak taranan ve kaydedilen görüntü parçaları, birbirlerine yazılım vasıtasıyla eklemlenerek fotoğrafın tamamını oluşturur. Objektif, büyük format fotoğraf makinelerinde örtücü sistemi, zamanlayıcı ve diyafram mekanizması mercek gruplarının arasında yer alan bağımsız bir sistem bütünüdür. Büyük format objektif tasarımlarının özellikleri 3 maddede özetlenebilir: net görüntü dairesi çapının büyüklüğü, objektifin aydınlatma dairesi ya da kapsama gücü. Büyük format fotoğraf makinelerinde objektif seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli ölçüt, objektifin görüntü düzleminde aydınlattığı dairesel alanın, kullanılacak film ya da sayısal arkalığın, algılayıcı, köşegen uzunluğundan daha büyük bir alanı, çapı, kapsayabilmesi, yani aydınlatabilmesidir. Büyük format fotoğraf makinelerinde kullanılan objektiflerin kullanılabilir net görüntü dairesi çaplarına ilişkin referans değerler, netleme uzaklığı ve diyafram değeri göz önünde bulundurularak tanımlanır. Bu değerler genellikle sonsuz netlik ve 1:22 diyafram çapıdır. Çizgi ayırma gücü, çözümleme gücü objektifin 1 mm aralıkta ayırabildiği çizgi sayısıdır. Objektif kusurlarından arındırılmışlık, küresellik problemi ya da küresellik bozulmasından kaynaklanan nedenlerle oluşan optik kusurlar, büyük format objektiflerde azaltılmıştır. Bu kusurlar, merceğin asal eksenine paralel gelen ışık demetinin, mercekten geçtikten sonra yine merceğin küresel profilinden kaynaklanan sebeple farklı odak noktalarında kırılmaları sonucu ortaya çıkar. Büyük formatta geniş açılar daha silindirik yapıdadır. Bu özelliklerinin yarattığı en temel olumsuzluk görüntüde oluşan köşe kararmalarıdır. Köşe kararmasını önlemek için center filter denilen, orta kısmı koyu gri, kenarlara doğru renksiz şeffaf filtreler kullanılır. Ayrıca kısık diyafram kullanımı tercih edilir.
Center filter geniş açı objektiflerle çekilmiş fotoğraflarda merkezle kenarlar arasında ışık yoğunluğu farkını dengelemek amacıyla üretilen ve objektif üzerine takılarak kullanılan, merkezi nötr gri kenarları şeffaf, degrade özel cam yüzey tasarımıdır. Küresellik kusuru düzeltilmiş, asferik yapıda olan geniş açı tasarımlarında, görüntüde oluşan, distorsiyon olarak tanımlanan biçim bozulmaları da oldukça düzeltilmiştir. Küresellik kusuru merceğin asal eksenine paralel gelen ışık demetinin mercekten geçtikten sonra yine merceğin küresel profilinden kaynaklanan sebeple farklı odak noktalarında kırılmaları sonucu oluşan kusurdur. Distorsiyon yani biçim bozulması ise düz çizgilerin görüntü alanı içerisinde dışa doğru bükülmesidir. Yatay eksende bükülmelere yastık, düşey eksende bükülmelere fıçı distorsiyon denir. Büyük format makinelerinin tercih edilmelerinde rol oynayan faktörler iki bölümde incelenebilir. Bunlar, biçim ve perspektif kontrolü ve net alan derinliği kontrolüdür. Büyük format fotoğraf makinelerini, 35 mm ve orta format SLR ya da DSLR makinelerden ayıran en önemli fark, objektif ve görüntü, film, düzlemlerine, eğme ve kaydırma hareketleri yaptırabilecek şekilde tasarlanmış olmalarıdır. Eğik hareketler, öne arkaya eğme, tilt ve sağ sola çevirme, sink hareketleri olarak tanımlanır. Kaydırma hareketleri ise yukarı aşağı, rise fall, sağ sola kayma, shift hareketleridir. Objektif düzlemine yaptırılan kayma hareketleri, konuya bakış noktasının da değişmesine neden olur. Film düzlemine, arka çerçeve, yaptırılan benzer hareket ise sadece görüntünün çerçeve alanı içerisinde yerinin değişmesini sağlar. Objektif düzlemine yaptırılan eğik hareketler, görüntünün netliğini değiştirir. Film düzleminin benzer hareketleri ise hem netlik hem de görüntünün biçim özelliklerinin değişmesine, küresel bir nesnenin, eliptik bir forma dönüşmesi gibi, yol açar. Biçim ve perspektif kontrolünde, kaydırma hareketleri perspektif kontrolünde etkin olarak kullanılır. Ön çerçevenin, objektif düzlemi, yukarı aşağı, sağ sola kayma hareketleri, objektifin konuya olan bakış noktasını değiştirir. Arka çerçevenin, film ya da algılayıcı düzlemi, benzer hareketleri, görüntünün film düzlemi üzerindeki konumunu, yerini, değiştirir. Çoğunlukla mimari yapıların ya da yapı ögelerinin fotoğraflanmasında, ambalaj kutuları, kare ya da dikdörtgen prizmatik formların masaüstü çekimlerinde perspektif kontrolüne başvurmak yararlıdır. Perspektif kontrolünde esas amaç, konunun düşey çizgilerinin film düzlemine paralelliğini korumaktır. Öncelikli olarak konuya göre objektif ve film düzlemlerinin birbirine paralellikleri sağlanır ve görüntünün film düzlemi üzerindeki konumu, yeri, arka çerçevenin, çerçevelemeye bağlı olarak yukarı aşağı ya da sağ sola kaydırma hareketleriyle düzenlenir. Net alan derinliği kontrolü, objektif düzleminin, ön çerçeve, sağ sola ya da öne arkaya eğik hareketleri, netlik ve net alan derinliği kontrolüne yönelik düzenlemeleri gerçekleştirir. Net alan derinliği, netlemesi yapılan konunun, önünde ve ardında kalan net olarak görülebilir mesafeyi tanımlayan terimdir. Tercih edilen objektifin odak uzaklığı, diyafram çapı ve netleme uzaklığına bağlı olarak, söz konusu net alan derinliği değişkenlik gösterir. Özellikle masaüstü fotoğraf çekimlerinde, düzlemlerin ve ön arka plan derinliğinin keskinliğinin ve net alan derinliği kontrolünün gerekli olduğu çekimlerde tercih edilen bir kullanım biçimidir. Eğme hareketleri kullanılarak gerçekleştirilen Schermpflug adı verilen yöntem kullanılır. Schermpflug kuralı objektif, film ve konu düzlemi sonsuzda aynı ara kesitte buluştuğunda konu düzlemi üzerinden geçen her noktanın, film düzlemi üzerinde kullanılan diyafram değerine bağlı kalmaksızın net görülmesidir. Orta format fotoğraf makineleri. Hızla gelişen sayısal fotoğraf teknolojisi kamera sınıflandırmalarında da değişikliklere yol açmaktadır. Eski nesil olarak da adlandırılabilecek geleneksel orta formatların bir kısmı, yeni nesil teknoloji ve ortak bileşenlerle, sayısal arkalıklar, kullanılabilirlerken, bu grup içerisinde değerlendirilen bazı türler söz konusu bileşenler ile tamamen uyumsuzdurlar ve bu makinelerde sadece film kullanılabilir. Orta format fotoğraf makinelerinin büyük çoğunluğu, objektif, gövde ve film taşıyıcısı, magazin ya da sayısal arkalık olmak üzere birbirlerinden ayrılabilir 3 bölümden oluşur. Objektif ve film düzlemlerini bir arada tutan kısım, gövde, aynı zamanda görüntünün izlenebilmesine olanak tanıyan ayna, buzlu cam ve pentaprizma ya da üstten bakmalı bakaç çerçevesini üzerinde bulunduran bölümdür. Pentaprizma,
Buzlu camın üzerinde sağ-sol ters yönlerde oluşan iz düşümü düzelterek bakaça ulaştırmayı sağlayan buzlu cam üzerine konumlandırılmış 5 kenarlı cam prizma yapıdır. Orta format fotoğraf makineleri 3 ana gruba ayrılır. Geleneksel SLR TLR orta formatlar. Kompozit SLR orta formatlar. Sayısal SLR orta formatlar. Geleneksel SLR TLR orta formatlar, geleneksel orta formatlar isimlerini, bu makinelerde kullanılan film boyutundan alır. Işık ölçer çoğunda bulunmaz, ama bazı makineler pentaprizmalıdır. Geleneksel orta formatların iki türü vardır. SLR, single lens refle bu türlerinde, takılı objektifin gördüğü alan, iz düşüm olarak ayna aracılığıyla buzlu cam üzerinde takip edilir. TLR, thin lens refle bu türlerinde ise bakaç farklılığı bulunur. Makine üzerinde iki adet objektif yer alır. Objektiflerin konuya bakış eksenlerindeki seviye farkından dolayı, izlenen görüntü ile kayıt edilen görüntü arasında özellikle yakın plan çekimlerde kadraj farklılıkları söz konusu olabilir. Bu uyumsuzluğa paralaks hatası adı verilir. Kompozit SLR orta formatlar, sayısal arkalıklar ile uyumlu çalışabilecek yapıda olan eski nesil orta format fotoğraf makinesi tasarımlarını kapsayan türleridir. Sayısal SLR orta formatlar, orta formatta, objektif, gövde ve sayısal arkalığın birbiriyle tam uyumlu çalışabilmesi esası üzerine kurgulanmış fotoğraf makinesi sistemleridir. Tıpkı büyük format fotoğraf makinelerinde olduğu gibi, bu makinelerin de diyafram ve örtücü hızına yönelik tüm bilgileri bilgisayar ekranından kontrol edilebilir. Elde edilen görüntü, aynı ekranda eş zamanlı olarak, flyview, izlenebilir. Fotoğraf makinesi ile bilgisayarı bir araya getiren bu sistemde, yine büyük format sayısal sistemde olduğu gibi fotoğraf makinesini bilgisayara tanıtacak sürücülere ihtiyaç duyulur. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 5. ünite özeti. EDSLR, film çekiminde kullanılan sayısal fotoğraf makineleri. Giriş. Türkçe'de kamera sözlüğü ile, genelde akla hareketli görüntü kaydeden aygıtlar gelir. Makine kelimesi de doğrudan fotoğraf makinesini çağrıştırır. Den itibaren hareketli görüntü, video veya tek kare, fotoğraf, üretmek için tek bir aygıta sahip olmak yeterli duruma gelmiştir. Yeni bir kamera türü, PDSLR. PDSLR kavramı, High Definition Digital Single Lens Refle, yüksek tanımlı sayısal tek objektifli yansıtmalı fotoğraf makinesi açılımına denk gelmektedir. D90, fotoğraf tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor ve 1280x720p çözünürlüğünde saniyede 24 kare hızında video dosyaları kaydedebiliyordu. Aynı yıl Eylül'de duyurulan EOS 5D Mk2 Full HD, 1920x1080p, kayıt yapabilen ve daha farklı olarak tam çerçeve, 24x36 full frame, bir algılayıcı kullanan ilk modeldi. Dünyaca ünlü House dizisinin Mayıs'ta çekilen sezon finali, dizinin orijinal 35 mm formatı yerine tamamen Canon EOS 5D Mk2 ile gerçekleştirilmişti. Bu aletlerin popüler olması sırasında internette iki isim çok öne çıktı. İngiltere'den çok takip edilen bir blog yazarı ve kameraman olan Philip Bloom ve Reverie adıyla dünyanın ilk 5D Mk2 kısa filmini çeken Pulitzer ödüllü fotoğrafçı Vincent Lafforet. Klasik video kameralara uygulanan sınıf ayrımı ve nedenleri. Lerin sonuna kadar film sektöründe video her zaman aşağı görülen bir formattı. Video kameralar sadece TV haberleri, spor, eğlence programları gibi yayıncılık üretimi için ve bazen de belgeseller için uygun görülürlerdi. Genelde yüksek bütçeli projeler 35 mm veya 16 mm film üzerine çekilirdi. Video kameraların neredeyse sınıfsal olarak aşağı görülmesinin temel nedenleri şunlardı. 1. Video kameraların dinamik aralıkları filme göre düşüktü. Dinamik range, herhangi bir görüntü sisteminin kayıt edebileceği en karanlık ve en aydınlık değer arasındaki skalanın genişliğine verilen isimdir. 2. Video kameralar klasik film kameralarına göre çok daha küçük algılayıcılar kullanıyorlardı. Bu durumun da 3 etkisi vardı. A. Video kameralar normalden çok daha geniş alan derinliğine sahiplerdi. B. Bu kameralar küçük algılayıcılara sahip oldukları için düşük ışıkta, low light, iyi sonuç veremiyorlardı. C. Bir diğer sorun da mercek konusuydu. Küçük bir algılayıcı ile çalıştığınızda doğal olarak o sisteme uygun merceklerle çalışmanız gerekir. Buna ek olarak video kameralar kullanım kolaylığı açısından genellikle değişebilir odak uzaklıklı, zoom, mercekler kullanır. Bu video çekimi yaparken gerçekten de işe yarar bir durumdur. Bu tür değişken odak uzaklıklı, zoom,
Mercekler kullanım kolaylığı sağlasa da tabi bunun bir bedeli de vardır, ışık kaybı. Değişken odak uzaklıklı mercekler, yapıları itibariyle prime, sabit odak uzaklıklı, mercekler kadar ışık geçiremez. Üçüncü video kamera interlaced bir sistemdir. TV sistemi ilk ortaya çıktığında saniyedeki tarama hızı yeterli gelmiyordu. Bu yüzden mühendisler geçişli, interlaced, görüntüyü yarattılar. Hızlı hareketler interlaced sistemlerde daha net kaydedilir. Hareketten doğan netsizlik, noti onlur, video kameralarda daha az yaşanır. Oysa sinema filmi progresive olarak üretilir. Yani her bir kare tek geçişte oluşturulur. Bu hızlı hareketler için sorun yaratsa da yine psikolojik alışkanlıklarımız nedeniyle daha fazla tercih edilir. Yeni kuşak dijital film kameraları. Lerin ikinci yarısından itibaren değişim George Lucas ile başlamıştı. Star Wars'un yeni üçlemesinin ikinci filmi Star Wars Episode 2, Attack of the Clones Sony'nin HD, yüksek tanımlı, kamerası HDWF900 Cine 6 ile çekilmişti. Bu kamerayla çekilen ilk film ise de sinemalara gelen Fransız filmi Vidoge olmuştu. En büyük fark Red One'ın büyük bir algılayıcısı olmasıydı. Red One klasik 35 mm sinema filmi ile aynı boyutta, Super 35 mm, bir algılayıcı kullanıyor ve PL Mount adı verilen sinema mercekleri için kullanılan mercek yuvasını destekliyordu. İkinci fark Red'in 4K, 4096x2304, boyutlarında çekim yapabilmesiydi. Üçüncü fark ise kameranın CMOS algılayıcısı tarafından oluşturulan verinin 12 bit derinliğinde sıkıştırılmış RAW formatta kaydedilmesiydi. RED gibi 12 bit çalışan bir kamera kanal başına 4096 ton yani toplamda 68 milyar değişik ton kaydedebilir. Oysa sinema filminde bu sayı 281 trilyondur. Tabii bu sayılar teorik limitleri gösterir ve gerçekte bu kadar ton elde etmek veya göstermek söz konusu değildir. 2000 yılında çıkan Olympus E10 modelinden itibaren sensörler zaten live, canlı ön izleme seçeneğini desteklemeye başlamışlardı. Sonunda ucuza film çekebileceğiniz bir kamera, HDSLR, 5D Mk2 ve türevleri aslında gerçekten de devrim yaratacak kadar gelişmiş bir teknoloji içerir. 3000 Amerikan doları psikolojik sınırının altında bir fotoğraf makinesinin 21 megapiksellik büyük algılayıcısından 1920x1080 çözünürlüğünde video kaydedebilmek, var olan birçok SLR mercekleri kullanabilmek ve üstelik bütün bunları sadece 1 kilo ağırlığında bir kamera ile yapabilmek her filmcinin hayal edeceği bir durumdu. Sırların üstün yönleri. Sırların üstün yönleri şunlardır. Büyük algılayıcı az sinyal gürültüsü düşük ışıkta yüksek verim. Sırlarda birkaç değişik boyutta algılayıcı bulunuyor. 5D Mk2 gibi 35 mm tam boy, full frame, algılayıcılı kameralar. 7D, 60D, 600D gibi apsi boyutunda, 1.6 çarpan faktörüne sahip, algılayıcılı kameralar ve micro 4.3 boyutunda algılayıcılı kameralar. Algılayıcı büyüdükçe doğal olarak her bir piksele düşen alan da artıyor. Bu da düşük ışık koşullarında yüksek hassasiyet anlamına geliyor. Mercek zenginliği, sınırlar için çok sayıda mercek zaten üretilmişti. Bu sayede bir HDSLR klasik bir video kameraya göre kat kat daha fazla mercek seçeneğine sahiptir. Yüksek dinamik aralık, sensörlerin algılayıcıları eski tip video kameralara göre çok daha gelişmiş ve büyük olduğu için dinamik aralıkları da daha geniştir. Form unsuru, kameranın fiziksel boyutunun küçüklüğü HDSLR normal bir video kameraya ya da film kamerasına göre çok üstündür. Fiyat, sensörler normal video kameralara göre çok daha ucuzdur. Aktarım kolaylığı, sensörler kaset kullanmaz. Bunun yerine SD veya CF gibi bellek kartları kullanılır. Bu da yapılan çekimleri yüksek hızda bilgisayara aktarabilmek demektir. Sırların olumsuz yönleri. Sırların üstün yönleri şunlardır. CMOS algılayıcıların yapısından gelen rolling shutter sorunu, fotoğraf çekerken bu ciddi bir sorun olmuyor ancak video çekiminde hareketli nesnelerle veya kamera hareketiyle karşılaşınca örneğin düz bir direksiz kamerayı çevirdiğinizde düz değil yana yatmış şekilde görünüyor. Merdivenlenme sorunu, algılayıcının ürettiği asıl veriyi, örneğin 4000x3000, gerçek zamanda küçültmek, 1920x1080 line getirmek, zor bir iştir. Bu nedenle HDSLR üreticileri genelde satır atlama, line skipping, yöntemini örneğin her 3 satırdan birini kullanıyorlar. Bu yöntem işlemcinin üzerindeki yükü azaltıyor ama görüntüde keskin çizgilerde merdiven etkisi, aliasing veya aşırı detay içeren bölgelerde Moir adı verilen sorunları yaratıyor. Bakaç sorunu,
HDSLR kameralar video beslemesi verebilmek için aynayı kaldırmak zorundadır. Bu nedenle optik bakaç video kaydı sırasında devre dışı kalır. Kamera operatörü sadece LED'den izleme yapabilir. AVC veya H264 gibi yüksek sıkıştırma oranlı codecler kullanmaları, algılayıcı tarafından ortaya çıkarılan görüntünün kaydedilmeden önce işlenmesi gerekir. Verinin kaydediciye gitmeden önce belirli bir formata sokulması şarttır. Bu aslında basitçe veri miktarının düşürülmesi demektir. Veri aktarım yolu sıkıştırılmamış bir video verisini taşıyacak genişlikte değildir veya kayıt ortamı bu hıza ve yüke yetişemez. Bu nedenle bir sıkıştırma yapılması şarttır. İşte bu sıkıştırma işlemine codec, compression, decompression kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkmıştır, adı veriliyor. Ses kaydı sorunu, profesyonel kameralar ses için XLR adı verilen, dengeli, giriş çıkışlara sahiptir. HDSLR makinelerde bu çıkış yoktur ve sadece basit bir minicacık bulunur. Bunu aşmanın en garanti yolu sesi double system sound adı verilen ayrı bir sistemle kaydedip sonra birleştirmektir. Timi Code sorunu, Timi Code adı verilen her bir kareye bir kod verilmesini sağlayan sistemin yokluğu. Profesyonel video kameralar her bir kareye bir adres verir. Saat dakika saniye kare şeklindedir. Örneğin 00.12.23.15 dediğinizde herhangi bir video kaydının belirli bir karesini tanımlamış olursunuz 12. dakikanın 23. saniyesinin, 15. karesi gibi. Ergonomi sorunu, kameraların ergonomik yapısından dolayı elde tutulmasının zorluğu ve buna bağlı titreme sorunu. Sensörler doğal olarak fotoğraf çekmek için üretilmiş kameralardır. Bu nedenle aslında video çekimi için pek konforlu değildir. Netlik sorunu, sensörler yukarıda belirtildiği gibi klasik video kameralardan çok daha büyük algılayıcı kullanıyor. Bu da alan derinliğinin istendiğinde çok dar olmasını sağlıyor. Çıkış sorunu, video kaydı yapmak için ne yazık ki sadece LED'den bakmak zorundasınız. Her ne kadar LED'ler gelişmiş olsa da gerçek bir bakacın yerini tutmaları zordur. Kayıt süresi sınırı, sensörlerde kayıt süresi büyük bir tartışma konusudur. Bu sistemler genelde FAT32 dosya sistemiyle formatlanmış diskler kullanıyorlar. Algılayıcı ısınması, sensörlerin algılayıcıları video çekmek için tasarlanmadıkları ve büyük oldukları için normalden fazla ısınıyor. HDSLR kameralar için eklentiler. Sensörler hızla yaygınlaşınca bu tür yan ürünleri yapan firmalar da aynı hızda çoğaldı. Şu anda piyasada birçok HDSLR yardımcı donanımları bulunabilir. Bunların en bilinenleri şöyle özetlenebilir. Bakaçlar, HDSLR kameraların üzerindeki LCD ile yetinmek istemeyenler için bunların önüne takılan siperlik ve büyüteçler, POTSHOY adı verilen flash yuvasına monte edilen LCD bakaçlar, bunlar genelde HDMI çıkışından beslenir, gibi bazı ürünler satılmaktadır. Follow Focus, netlik takip sistemleri klasik 35 mm ve 16 mm film kameralarında kullanılan netlik takip sistemleri temelde merceğin çevresine takılan bir çark ve bu çarkı çeviren bir manivela'dan oluşur. Bu çark ve manivela netliğin daha hassas ve kolay kontrol edilmesini sağlar. Destek sistemleri, sensörlerin titreşim sorunlarını çözmek ve bunun yanı sıra tutulmalarını kolaylaştırmak için destek sistemleri üretilmiştir. Bunlar sensörlerin el yerine omuza oturtulmasını sağlar. Bir HDSLR ile çekim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar. Her kamera ile çekim yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar aslında aynıdır. Ama söz konusu HDSLR olunca biraz daha özenli olmak şart. Aşağıda bununla ilgili bazı uyarılar bulunmaktadır. Pozlama, HDSLR ile video çekerken aşırı pozlamadan özellikle kaçınmak gerekir. Beyaz ayarı kesinlikle doğru yapılmalıdır. Çünkü sonradan beyaz dengesini değiştirme şansınız yoktur. Profil, üreticiler kameranın algılayıcıdan gelen veriyi nasıl yorumlaması gerektiğini belirleyen profiller, canlı, doğal, siyah-beyaz vs. yaratıyorlar. Bu parametreleri mutlaka inceleyin ve değiştirin. Netlik, sensörlerin alan derinlikleri çok düşüktür. Netliğin özellikle hareketli bir konuyu çekerken korunması ciddi bir ustalık gerektiriyor. ND filtre, bunlar rengi ve kontrastı etkilemez, sadece ışığı azaltır. Böylece gün ışığında çekim yaparken açık diyafram kullanabilmenizi ve dar alan derinliğini korumanızı sağlar. Sensörlerin geleceği. Önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş sensörler ile devam edecektir. Bu alanda en büyük beklentiler şunlardır. RAW video kaydı veya aktarım. Bunun olabilmesi için çok yüksek kapasiteli ve hızlı hafıza modüllerine veya profesyonel video çıkışına ihtiyaç var.
Daha önce belirtildiği gibi bunun olmaması için bir neden yok ama ekonomik nedenlerle gecikebilir. Yüksek kare, 7D gibi hitsırlar 720p seçeneğinde saniyede 60 kareye çıkabiliyor. İleride daha yüksek hızlar da görebiliriz. 120 fps 240 fps arası. Ses kaydı, kamera üstünde XLR ses girişleri. Bunun gerçekleşmesi daha zor görünüyor. Sırların küçüklüğü dev XLR bağlantılara izin vermeyecektir. Daha iyi ölçekleme, yeni kameralarda mirror ve aliasing sorunlarının olmaması bekleniyor. Zaten şu anda bile Panasonic'te bu sorunlar aşılmış durumda. 4K kayıt, teorik olarak olmasa bile pratikte bunun da gerçekleşmesi zor. 1920x1080 yeterli bir çözünürlük. Üreticilerin HD ötesi kayda, 4096x2048vs, olanak vermekle uğraşmaları çok küçük bir kitleyi ilgilendirecek bir gelişme. Hareketli LCD, EOS-60D ile bu özellik geldi. Bundan sonra da hızlanarak diğer modellere yayılacaktır. Daha iyi autofokus, şu andaki otomatik netlik sistemleri ne yazık ki çok yetersiz. Yeni nesil hitsırlarda bu sorunun aşılması beklenebilir. SLR olmayan hitsırlar, Panasonic, Olympus ve Sony'nin öncülük ettiği aynasız kameralar hitsırlara rakip olarak görülebilir. İşlevsel olarak aynı olsalar da bu aletler özellikle netlik konusunda, ayna olmadığı için, daha başarılılar. Bu alanda da pek çok yeni ürün çıkması bekleniyor. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 6. ünite özeti. Sayısal fotoğrafta yardımcı gereçler. Giriş. Sayısal fotoğrafçılıkta, geleneksel fotoğrafçılıkta olduğu gibi, başarıya ulaşmak ve işlemlerin daha kolay yapılabilmesi amacıyla gerek sadece sayısal teknoloji ürünleri, gerekse hem sayısal hem de geleneksel teknolojilerde kullanılabilen yardımcı gereçlerden yararlanılmaktadır. Bu ünitede, sayısal fotoğrafçılıkta kullanılan yardımcı gereç ve yazılımların neler olduğu ve hangi amaçlarla kullanıldıkları yer almaktadır. Sayısal fotoğrafta kullanılan veri saklama üniteleri. Sayısal fotoğrafçılıkla birlikte görüntüleri kaydetmede geleneksel fotoğrafçılıkta kullanılan filmlerin yerini veri saklama üniteleri almıştır. Bu verilerin doğru ortamlarda, sağlıklı bir şekilde saklanmaları önemli bir sorunsaldır. Aşağıda hangi durumlarda, hangi veri saklama ünitelerinin daha sağlıklı olacağı anlatılmaktadır. Bellek kartları. Bellek kartı, sayısal verilerin depolanmasına yarayan en pratik ve küçük birimler olarak tanımlanmakta, genellikle sayısal fotoğraf makineleri, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar ve MP3 çalarlar gibi birçok elektronik araçta kullanılmaktadır. Bellek kartının en önemli yararları arasında, boyutlarının küçük oluşu, çalışırken az enerji harcamaları, çok sayıda fotoğraf kaydedebilmeleri ve sayısal verinin sayısız kez tekrar bellek kartına yazılması sayılabilir. Bellek kartları hızlarına göre çeşitlenmektedir. Kartın hızı kart içinde bulunan sayısal verinin ne kadar hızla bilgisayara aktarılacağı anlamına geldiği gibi fotoğraf makinesinin sayısal veriyi karta yazma hızını da belirler ve genellikle eksi ile ya da 100 MBS ya da klas 4 klas 10 şeklinde gösterilir. Hızlı bellek kartı, özellikle seri fotoğraf çekiminde, fotoğraf makinesinin aksamadan fotoğraf çekmesine ya da yüksek tanımlamalı, Full HD, video kaydı yapılırken veri aktarımının kesintisiz yapılabilmesine yardımcı olduğundan önemlidir. Fotoğraf makinelerinde kullanılan bellek kartı tipleri şunlardır. SD, Sejure Digital. SDLC, Sejure Digital Hic Capacity. Mini SD, Micro SD. Compact Flash, CF. Picture Card. Sony Memory Stick. Micro Drive. Multimedia Card. SD, Sejure Digital. Küçük boyutlarda, yüksek kapasitelere sahip, üzerinde bulunan kilit sistemi nedeniyle birçok diğer kartlardan daha güvenilir ve kullanımı kolay bir karttır. SDLC, Sejure Digital Hic Capacity, SD kart boyutlarında, daha yeni bir teknoloji kullanarak daha yüksek kaydetme hızı ve bellek kapasitesi olanağı sağlar. Mini SD, SD kartın yarısı kadar bir boyuta sahiptir, genellikle küçük fotoğraf makinelerinde kullanılır. Micro SD, en küçük kart tipidir, veri aktarım hızları düşük olmasına karşın yüksek kapasitelere sahiptir. Compact Flash, CF, fiziksel olarak en büyük şekle sahip olan CF kartlar profesyonel fotoğraf makinelerinde yaygınca kullanılırlar, farklı bellek kapasitelerinde ve hızlarda çeşitleri bulunur. Picture Card, Fujifilm ve Olympus firmaları tarafından geliştirilmiştir, posta pulundan daha ufaktır, kayda değer sayıda fotoğrafı belleğine kaydedebilir,
Çok hızlı veri aktarımı yapabilir ve çok az enerji tüketir. Sony Memory Stick, sadece Sony'nin geliştirmiş olduğu cihazlarda kullanılmaktadır. Gerçek zamanlı görüntü veri aktarmada oldukça başarılıdır. Midjourney, IBM firması tarafından geliştirilmiştir. Hard disklerin küçültülmüş halidir. Multimedia card, MMC kart olarak tanınır. Veri aktarma hızı düşük ancak fiyat olarak uygun olması nedeniyle MP3 çalar ve video kameralarda kullanılmaktadır. Günümüzde cep telefonları Micro SD, amatör ve yarı profesyonel fotoğraf makinesi üreticileri SD, ileri düzey SLR fotoğraf makineleri de CF tipi SD kart kullanmaktadır. Bellek kartı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler, bellek kartı veri yazımı ve aktarımı sırasında fotoğraf makinesinden ya da bilgisayardan çıkarılmamalı. İşlem yapılırken fotoğraf makinesinin pilleri çıkarılmamalı. Kartın temas bölgelerine dokunulmamalı, kartı çok yüksek ve çok düşük ısıdan, nemden, statik elektrikten korumalı. Optik depolama birimleri, CDR, DVD-R ve BRD. Temel optik depolama birimleri şunlardır. CD, Compact Disk. DVD-R, Sayısal Video Disk. Blu-ray. CD, Compact Disk, yuvarlak, küçük boyutlu, taşınabilir olan, sayısal verileri, ses, video, fotoğraf LB, yedeklemeye ve saklamaya yarayan, 700 MB veri toplayabilen optik medyadır. CD'ler çeşitlerine göre. CD-R ve CD-RW olmak üzere ikiye ayrılır. CD-R, disk yazma işlemi sırasında sonlandırılmadığı sürece kapasitesi dolana kadar veri yazımına izin veren bir optik depolama birimidir. Fakat yazılan verinin optik depolama biriminden silinmesi mümkün değildir. CD-R ise sayısal verinin disk içerisine yazılıp silinmesine olanak sağlayan optik depolama birimidir. DVD-R, sıradan CD-R'den daha hızlı ve fazla veri barındırabilir, 4,7 GB depolama olanağı sağlar. Blu-ray ise yeni nesil bir optik depolama birimi olup her bir disk tek katmana 25 GB veri depolayabilir. Çift katman Blu-ray disklerde kapasite 50 GB olur, veri aktarımı çok hızlıdır. Optik medyalar, sayısal verinin arşivlenmesinden ziyade, bir yerden bir yere taşınması için kullanılmalıdır. En güvenilir arşiv sistemi harici disklerdir. Manyetik kayıt ortamları, diskler. Fotoğraf depolamak için kullanılabilecek manyetik kayıt ortamları şunlardır. Sabit diskler. Harici, taşınabilir, diskler. Taşınabilir çoklu ortam depolama birimleri. Web tabanlı veri depolama servisleri. Sabit diskler, bilgisayar içinde bulunan, veri depolanması amacıyla kullanılan, en güvenilir manyetik kayıt ortamlarıdır. Harici diskler, enerji ihtiyacını adaptör ya da bilgisayar bağlantısından temin eden, taşınabilir, USB veya fire kablosuyla bilgisayara bağlanabilen manyetik kayıt ortamlarıdır. Harici disk kullanırken bunlara dikkat edilmelidir. Uzun süre bilgisayara bağlı diskler ısınmadan dolayı zarar görebilir ve virüs bulaşması daha kolay olur. Dosya kopyalama yükleme sırasında yaşanan elektrik kesintisi onarılmaz zararlara yol açabilir. Veri işlerken harici disk yerinden oynatılmamalıdır. Harici disk ya da flash bellek bilgisayardan çıkarılırken güvenle kaldır simgesine tıklayarak çıkarılmalıdır. Taşınabilir çoklu ortam depolama birimleri, bünyesinde harici disk bulundurur. En büyük farklılığı, çeşitli kartları tanıyabilen kart okuyuculara ve depolanan veriyi görüntülemeye yaran bir ekrana sahip olmasıdır. Web tabanlı veri depolama servisleri ise, ücretli veya ücretsiz olmak üzere kullanıcılara sunulur, sayısal verilerinizi internet üzerinden depolamanıza yardımcı olur. En büyük avantajı, yüklenen veriye internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ya da mobil telefondan ulaşılabilmesidir. Bu servislere, www.dropbo.com, www.rapidshare.com ve www.flickr.com siteleri örnek verilebilir. Sayısal fotoğrafta kullanılan veri aktarma yöntemleri ve araçları. Sayısal fotoğraf makinesiyle çekilen görüntüleri, bilgisayarlar, yazıcılar, cep telefonları ve başka ortamlara aktarmak gerektiğinde bu işlev için kullanılan çeşitli veri aktarma yöntemleri ve araçları şunlardır. Bellek kartı okuyucuları, fotoğraf makinesini doğrudan bilgisayara bağlamadan bellek kartında bulunan sayısal veriyi bilgisayar ortamına, USB bağlantı yoluyla yüklemeye yarayan dahili ya da harici cihazlardır. Veri aktarma kabloları, birçok kablosuz aktarım olanağına karşın, en güvenilir ve en kolay veri aktarımı, aşağıda bahsedilen kablolarla sağlanmaktadır. USB kablosu. Fire kablosu.
Fotoğraf işleme yazılımı kullanarak eş zamanlı fotoğraf aktarımı. USB kablosu, harici aygıtların bilgisayara kolayca kurulumunun yapılması ve kullanılabilmesi için geliştirilmiş olan evrensel seri veri bağlantısı, Universal Serial Bus USB olarak adlandırılan kablo türüdür. Bellek kartı okuyucusu kullanmaksızın bellek kartındaki sayısal veriyi bilgisayara aktarmak olanaklıdır. Freire kablosu, Apple tarafından geliştirilen, USB kablosu gibi harici araçları bilgisayara bağlamakta kullanılan yüksek hızlı arayüz bağlantısıdır. Haseone şirketinin ham fotoğraf, RA, işlemek için geliştirmiş olduğu Capturevan yazılımı gibi birçok yazılım da DSLR fotoğraf makinesinin USB veya Freire bağlantısıyla bilgisayara ve eş zamanlı olarak fotoğrafın yazılım üzerinden çekilmesine ve verinin doğrudan bilgisayara kaydedilmesine olanak sağlar. Kablosuz aktarım, temel kablosuz aktarım sistemleri şunlardır. Bluetooth sistem, kızılötesi, infrared sistem, kablosuz, Wi-Fi, yerel ağ fotoğraf aktarımı. Bluetooth sistemle, fotoğraf makinesini herhangi bir kablo bağlantısı kullanmaksızın, kısa mesafe radyo frekansıyla bilgisayara bağlamak ve içinde bulunan sayısal veriyi aktarmak olanaklıdır. Kızılötesi sistem, daha eski model, Bluetooth bulunmayan cihazlarda olan bir kablosuz veri aktarım yöntemidir. Bunlara ek olarak, yerleşik kablosuz ağ aktarımı NEA sahip fotoğraf makineleri vardır. Gerek amatör gerekse profesyonel makinelerde var olan bu sistemle, bir yandan fotoğraf çekerken diğer yandan verileri eş zamanlı olarak bilgisayara aktarmak olanaklıdır. Sayısal fotoğrafta kullanılan yazılımlar. Sayısal fotoğrafçılığın önemli özelliklerinden biri, çekim sonrasında bilgisayarda çeşitli yazılımlar sayesinde kolayca işlenebilmesi ve her türlü değişikliğin basitçe yapılabilmesidir. Önemli olan bazı yazılımlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. Adobe Photoshop, görüntü işleme alanında dünyada bir standart durumuna gelmiş, en yaygın kullanılan yazılımdır. Temel olarak sayısal fotoğrafı işlemek için geliştirilmiş Photoshop yazılımıyla, fotoğrafı değiştirme, pozlama düzeltme, yeniden çerçeveleme gibi birçok hata düzeltilebildiği gibi, kamera RAW etkisiyle ham, RAW formatı, fotoğraflar, karanlık oda işlemlerindeki gibi işlenebilmektedir. Kısaca Photoshop ile yapılabilecekler, fotoğrafçının hayal gücüyle sınırlıdır. RAW, sayısal fotoğraf makinelerinde kullanılan, görüntünün en az düzeyde işlenmiş ve az oranda sıkıştırılmış hali olarak tanımlanabilir. RAW formatının en büyük avantajı, pozlama, kontrastlık, renk doygunluğu, beyaz dengesi gibi önemli ayarları, sonradan kayıpsız bir şekilde değiştirebilme şansını yaratmasıdır. Adobe Lightroom, daha çok sadece fotoğrafın işlenmesi ve arşivlenmesi için geliştirilmiş, hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçıların rahatça kullanabileceği, temelde Photoshop yazılımının kamera RAW özelliklerini ve fazladan bazı özellikleri içeren bir RAW işleme yazılımıdır. Photoshop gibi yaratıcı çalışmalardan ziyade fotoğrafın teknik olarak, doğru pozlama, ton değerleri, doğru renk ve doygunlukta olması için tercih edilir. Adobe Bridge, fotoğraf dosyalama, arşivleme, seçme, etiketleme, etiketlenen fotoğrafı bulma için tasarlanmıştır. Picasa, Google'ın geliştirmiş olduğu bu fotoğraf düzenleme yazılımı ücretsiz indirilebilir, fotoğraflara kolayca erişilebilir, fotoğraflar üzerinde düzenleme yapılabilir ve üzerine efektler uygulanabilir. Aperture, Apple'ın profesyonel fotoğrafçılara yönelik geliştirmiş olduğu, RAW işleme yazılımlarından biri olan bu yazılım, çekilen fotoğrafın bilgisayara aktarılmasından işlenilmesine, organize edilmesinden internette paylaşılmasına kadar birçok temel özelliğe sahiptir. Capturevan, pozlama, kontrastlık, doygunluk oranı, beyaz dengesi ayarı, yeniden çerçeveleme, RAW fotoğrafların toplu olarak TIFF veya JPEG'e dönüştürülmesi, fotoğrafları tek tek veya grup halinde düzeltme ve renk profillerinin uygulanması gibi özelliklere sahiptir. GUI Pro, panoramik fotoğraf, herhangi bir yapıyı ya da manzaradan oluşan bir görüntüyü, analog ya da sayısal olanaklar kullanarak, çoğunlukla birkaç fotoğrafı yan yana ekleme yoluyla, normal fotoğraf ebadından daha geniş ya da uzun formatta gösteren fotoğraftır. GUI Pro'da, panoramik fotoğraf yaparken kullanılan yazılımlardan biridir. Panoramik fotoğraf çekerken 3 ayak kullanmak daha sağlıklı sonuç sağlar. 360 derece bir panoramik fotoğraf çekerken her objenin en az 3 karede olması, birleştirirken büyük kolaylık sağlayacaktır. Photomaty Pro, dengesiz ışık ortamlarında çekilen fotoğrafların 1, 0 ve 1 poz değerlerine sahip fotoğraflarının harmanlanmasıyla karedeki gölge yerlerin koyu,
Işık alan yerlerin de fazla beyaz görünmesini engellemek için kullanılabilecek, DDR tekniğinin uygulanabildiği bir yazılımdır. DDR, HIP dinamik range farklı ışık değerlerinin ve kadrajın içinde kalan her noktanın, ister gölgede ister ışıkta kalan bölge, patlama veya kararma yapmadan en iyi şekilde algılanması için dinamik aralığın, aynı görüntünün farklı pozlamalara sahip çekilen 3, 5, 7 kare fotoğrafının yardımcı bir yazılımla birleştirilerek işlenmesine denir. RAW formatta fotoğraf çeken fotoğrafçılar, bir fotoğrafı RAW işleme yazılımında açtıklarında, aynı fotoğraftan farklı poz değerleri yaratıp her birini farklı kaydederek sonradan bunları birleştirip yalancı HDR yapabilir. Fotoğraf çekerken kullanılan yardımcı donanımlar. Bazı yardımcı donanımlar, fotoğraf çekerken bize en az fotoğraf makinesi kadar yardımcı olur ve ortaya çıkacak görüntünün başarısını arttırır. Önemli olan bazı yardımcı donanımlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 3 ayak, tripod ya da sehpa olarak da adlandırılan bu gereç, fotoğraf makinesini sabitlemek, düşük örtücü hızlı çekimlerde net fotoğraf elde etmek için tasarlanmıştır. 3 ayağa takılan kafalar sayesinde, farklı işlevlere sahip malzemeler de 3 ayağın üzerinde kullanılabilir. Filtreler, en sık kullanılan filtrelerden olan UV, ultraviyole morötesi, çıplak gözle görülemeyen morötesi ışınların, fotoğrafta bir puz tabakası oluşmasını engellerken aynı zamanda objektifi korur. Asıl amacı parlak yüzeylerdeki yansımaları yok etmek olan polarizer filtreler, renkli çekimlerde de renk doygunluğunu arttırmak ve gök mavisini daha koyu göstererek bulutların daha belirginleşmesini sağlamaktadır. Beyaz ayarının makinenin üzerinde yapılmak istenmediği ya da yapılamadığı durumlarda, mekanik olarak renk düzeltme filtreleri kullanılmaktadır. Fotoğrafın netliği ve keskinliğini azaltan difüzör, soft, filtre, görüntüdeki detayları yumuşatmaya yarar. Yoğunluk, ND, filtresi, gri renkli olduğu için renkleri etkilemeden algılayıcının üzerine düşen ışığın yoğunluğunu azaltır. Aydınlatma araçları, fotoğrafçılıkta kullanılan çeşitli aydınlatma türleri şunlardır. Sürekli ışık kaynakları. Flaşlar. Stüdyo paraflaşları. Fotoflod ampuller. LED ışıklar. Sürekli ışık kaynakları, akkor lambalar olarak da adlandırılır. Genellikle 3200 Kelvin renk ısısına sahiptirler. Kelvin, K ışığın renk ısısının belirli bir matematik sistemiyle rakamsal değerlerle ifade edilmesidir. Sayısal fotoğraf teknolojisi, sürekli ışık kaynaklarını genellikle hareketsiz nesnelerin aydınlatılmasında kullanır. Flaş, aydınlatmanın yetersiz olduğu hallerde ya da aydınlatma kontrastını azaltmak için kullanılan, gün ışığı renk sıcaklığına sahip anlık bir ışık kaynağıdır. Flaşın ışık etkisi, üzerinde bulunan kılavuz numarasından öğrenilir. Anlık stüdyo aydınlatmaları olan stüdyo paraflaş sistemleri, gün ışığı rengi olarak kabul edilen 5500 Kelvinlik bir ısıya ve yüksek aydınlatma gücüne sahiptir. Fotoflod ampuller, genel olarak evlerde kullanılan akkor ampullere benzerler. 3400 Kelvin renk ısısı veren beyaz ya da içi aynalı modeller bir reflektör içinde kullanılmaktadır. LED, Light Emitting Diode, ışık yayan diyot olarak çevrilebilir. Flamanlı, halojen, ark ve floresan ışık kaynaklarına en iyi alternatiftir. Enerji kullanımı düşük ve uzun ömürlüdür. Kablolu ve uzaktan kumandalı çekim düğmeleri, uzun süreli fotoğraf çekerken, fotoğraf makinesi 3 ayağa bağlı olsa da çekim düğmesine basarken makineyi oynatmak çekilen fotoğrafın sarsıntılı görünmesine neden olur. Hareketten kaynaklanan netsizliğe, görüntünün karışması anlamına gelen blur denir. Diğer netsiz fotoğraf deyimi flu, net olmayan, bulanık fotoğraf için kullanılır. Hareketten kaynaklanan netsizlikle karıştırılmamalıdır. Fotoğrafın net olması için de kablo veya uzaktan kumanda deklanşör, çekim düğmesi, kullanılması gerekir. Görüntü tarayıcılar. Tarayıcılar, fotoğraf, çizim ve filmler gibi analog görüntülerin sayısallaştırılması ve bilgisayara aktarılmasında kullanılır. Tarayıcı sistemleri şunlardır. Düz yatık, flatbed, tarayıcı. Saydam tarayıcı. Dönen tamburlu tarayıcı. Üç boyutlu tarayıcı. Düz yatık, flatbed, tarayıcı, CCD, target joplet device. Adı verilen algılayıcının üstünde yer alan ve taranan malzemeye ışınlar gönderen sistemdir. CCD, sayısal fotoğraf makinelerinde ve video kameralarında ışığa duyarlı yüzey olarak kullanılan, üzerinde ışığa fotodiyotlardan oluşan tabakanın bulunduğu elektronik algılayıcıdır. Tarayıcılarda çözünürlük ön plandadır. Tarayıcının ton aralığı da kalite açısından çok önemlidir. Saydam tarayıcı,
pozitif film ya da negatif film taramak için geliştirilmiştir. Opak tarayan, düz yatık tarayıcının üstüne monte edilmiş bir ek yardımcı gereçten oluşur ya da sadece film taramak için özel tasarlanmış bir cihazdır. Dönen tamburlu tarayıcı, özellikle matbaalardaki gibi profesyonel kullanıcılar, yüksek çözünürlük için tamburlu tarayıcılar kullanır. CCD yerine PMT olarak adlandırılan bir foto çoğaltıcı tüp kullanılır. 3 boyutlu tarayıcı, opak ve saydam görüntüleri sayısallaştırabilen tarayıcılar tek boyutlu işlemlerde kullanılabilir. 3 boyutlu nesneleri algılayabilmeleri için video kart destekli kameralar kullanılmaktadır. Görüntü çıktı cihazları. Geleneksel fotoğraf sisteminde kullanılan karanlık odanın yerini, sayısal fotoğrafçılıkta aydınlıkta yapılan çeşitli baskı yöntemleri almıştır. Bunlardan bazıları kaliteli son baskı, bazıları ise örnek baskı yapmada kullanılır. Mürekkep püskürtmeli, ince, ucuz modeller, termal yazıcılar, fotorealistik baskı sistemi, lazer yazıcılar fotoğrafik baskı yapmaktan daha çok, örnek görüntü sağlamaya yönelik cihazlardır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, CMYK, Cyan, Magenta, Sarı, Siyah, yöntemiyle milyonlarca renk yanılsamasını oluşturarak nokta görüntülemeyi püskürteç aracılığıyla yapan cihazlardır. Sessiz, tozsuz, kokusuz, canlı renklerde, temiz ve net çıktılar verirler. İki sınıfa ayrılır, drop on demand, istek halinde damlatma, ve continuous flow, devamlı akış. Baskı kaliteleri elektrostatik çizicilerden daha üstündür, çünkü çözünürlüğü yüksek, kontrastları daha keskin ve renkleri daha canlıdır. Termal yazıcılar, termal baskıda cyan, magenta, sarı, siyah renkli balmumlarıyla kaplı şeritler ısıtılarak kağıda aktarılır. Bu esnada yazıcının kafasından gelen ısı sayesinde renkli noktaları sayfa üzerinde sabitler. Fotorealistik baskı cihazı, elektrofotoğrafik prensibin bir başka şekli olan elektrostatik yöntem, elektrostatik çizicilerde kullanılır. Baskı kafasının ısıtılması yardımıyla renkli bir şeride temas ettirilerek buharlaşan boyalarla oluşturulan renkler basarak yüksek kalitede görüntü basar. Renkli lazer yazıcı, renkli görüntülerin oluşması için cyan, magenta, sarı, siyah renkler kullanılarak hızlı çıkış sunan bu sistemde hem maliyet düşük, hem de renk kalitesi yüksektir. Elektrofotografik ya da aerografi olarak bilinen sistem, sıradan bir lazer yazıcının, sayısal fotoğraf makinesinin ve yüksek baskı sistemlerinin hizmetinde kullanılmasıdır. En yaygın olduğu alan siyah beyaz basımdır. Mürekkep püskürtmeli yazıcılardan daha hızlı çalışır fakat resim çıktılarının kalitesi daha düşüktür. RGB lazer tüplü fotoğraf baskı sistemi, lambda bu sistemin özelliği, tıpkı agrandizörle fotoğraf kağıdı üstüne baskı yapılabilmesi gibi 3 renk, kırmızı, yeşil, mavi, süzgecinden geçen lazer tüp yardımıyla fotoğraf kağıdına görüntü aktarılmasıdır. Sayısallaştırılmış görüntünün bilgisayarda işlem gördükten sonra sinyaller aracılığıyla gönderilip baskı işleminin yapıldığı sistemin en büyük avantajı, klasik işlemlerle devamlılığı sağlamasıdır. Görüntünün sayısallaştırılmasıyla, plastik tabanlı, kağıt tabanlı ve yarı saydam olmak üzere değişik malzemelerde kullanılan sistem sayesinde siyah-beyaz, DIA, renkli negatif diye bir ayrım ortadan kalkmıştır. Film çıktı sistemi, bilgisayar ortamına aktarılarak sayısallaştırılan görüntülerin, tekrar kimyasal film üzerine işlenmesi mümkündür. Yüksek kalitede film çıktısı alabilmek, taranmış görüntülerin de yüksek çözünürlük ve hassasiyette olmasıyla mümkündür. Siyah-beyaz, renkli negatif, DIA film diye ayrım yapmayan bu sistemli, istenilen boyutta film formatının kullanılması için sadece film adaptörünün değişmesi yeterlidir. Sayısal fotoğraf makineleri dersi 7. ünite özeti. Sayısal fotoğraf makinesinin kullanıldığı alanlar. Giriş. Sayısal fotoğrafçılık, fotoğraf dünyasındaki her alana girmiştir. Geleneksel film kullanan fotoğraf makineleriyle yapılabilen her şey, sayısal fotoğraf makineleriyle daha da kolay hale gelmiştir. Bu gelişmede en önemli rolü, sayısal fotoğraf makinelerinin, en gelişmiş teknolojiye sahip ve kullanımı en basit makineler oluşu ve sonucun çekim anında hemen görülebilmesi oynamaktadır. Yakın plan, makro, fotoğrafçılık. Yakın plan fotoğrafçılık, terimi çok yakın mesafeden yapılan çekimler için kullanılır. Elektriksel elemanların fotoğraflanmasından güzel bir çiçeğin basit bir çekimine kadar birçok değişik alanda kullanılabilir. Yakın plan fotoğraf çekebilmeniz tamamıyla makinenize ve objektifinize bağlıdır.
Bazı sayısal fotoğraf makineleri makro çekim yeteneğine sahip değildir ve bunlarla genellikle 45 cümden daha yakın nesnelerin çekimini yapamazsınız. Yakın plan çekim yaparken konuya çok yakın olmamızdan dolayı, net alan derinliği son derece sınırlıdır. Sayısal fotoğraf makinelerinde canlı görüntüyü LCD ekranlardan görmek mümkündür. LCD ekranların açılabilmesi, sağ ve sola hareket etmesi, özellikle yer seviyesine yakın çekimlerde, yerlerde sürünmeden, gözümüzü bakaçtan ayırarak çekim kontrolünü arttırmaktadır. Yakın plan çekim yaparken çok küçük bir çerçeve değişimi kompozisyonda büyük bir fark yaratacağı için, üç ayak kullanılması ve olabildiğince çok sayıda seçenekli fotoğraf çekmek, sonuç fotoğrafın kalitesini arttıracaktır. Masaüstü, stillife, fotoğrafçılık. Ürün fotoğrafı olarak da bilinen masaüstü, stillife, fotoğrafçılığı, tanıtıma yönelik bir alandır. Fotoğraflanan ürünün ya da nesnenin, en iyi şekilde gösterilmesini sağlama amacı taşır. Detaylar, ışık ve tasarlanan çekim açılarıyla her çeşit ürün masa üstünde çekilir. Işık, arka fon ve sunum, çekimde fotoğrafçının titizliğiyle ortaya çıkacak ürün fotoğrafının kalitesini belirler. Ürünlerin çekimi sırasında, diyaframın kısık olması ve net alan derinliğinin genellikle geniş olması beklenir. Yakın plan çalışıldığında, objektifin netlik alanında oluşabilecek kısıtlar, yoğun aydınlatma yapılarak kısılan diyaframın sağlayacağı geniş net alan derinliği ile aşılabilir. Masaüstü çekimlerde, ışık kaynağının türü fotoğrafçının tercihine kalmıştır. Hareketsiz olan bu ürün çekimlerinde her türlü ışık kaynağı kullanılabilir. Masaüstü çekimlerin vazgeçilmez yardımcı gereci, ürünlerin parlamaması ve üstündeki yansımaları en aza indirecek olan ışık çadırıdır ve en çok bu alanda kullanılır. Bu tür çekimlerde belki de en dikkat edilmesi gereken unsur, arka plandır. Bu teknikle yapılan çekimlerde görüntülenmek istenen nesneden başka hiçbir şeyin çerçeveye girmesi istenmez. Masaüstü fotoğrafçılık, kontrolünün kolay olması ve zamana bağlı, anlık bir çekim olmaması nedeniyle hemen hemen her zaman yapay ışıklandırma altında çekilir. Kopyalama, reprodüksiyon. Sayısal fotoğraf makinesi belge kopyalama için kullanılabilir. Belge kopyalama bir anlamda masaüstü fotoğrafçılığa benzer bir süreçtir. Ancak bu kez nesnenin düzlemsel olması bazı güçlükler yaratır. Esas olarak netlemenin tüm nesneyi kapsadığından emin olunmalıdır. Flu kalan birkaç nokta, tüm kopyayı kullanılmaz kılabilir. Tümden net bir görüntü elde etmenin yolu sayısal fotoğraf makinesinin arka yüzeyini, nesnenin düzlemine paralel tutmaktır. Belge çekiminde en iyi sonuca ulaşmak için, ışığın bütün nesneye düzenli bir şekilde dağıtılması gereklidir. Kopyalama fotoğrafı çekerken özellikle çektiğimiz nesne yağlı boya resim ya da fotoğraf baskısı ise kullandığımız ışıklar yansıma yaparak sorun yaratabilir. Bunu engellemek için ışıkların 45 derecelik açıyla nesneye bakması önerilir. Kopyalama yaparken, biçim bozulması, distorsiyon, yapacağı için geniş açı objektifler kullanılmaz. Dar açılı, tele, objektifler ve perspektif düzeltme özelliği olan, PC, objektifler kullanarak en iyi şekilde kopyalama yapılır. Elle netlik yapmak daha iyi sonuç verecektir. Basın fotoğrafçılığı. Basın fotoğrafı, diğer fotoğrafçılık türlerine göre sayısal fotoğrafa en hızlı uyum sağlayanıdır. Basın fotoğrafının sayısal fotoğrafa uyum sağlamasının temel sebepleri şöyle sıralanabilir. Bunun sebeplerinden biri, bu yeni teknolojinin CLR fotoğraf makinelerine ilk uygulandığı zamanda bile ulaştığı görüntü boyutu ve kalitesi basın için yeterli düzeyde olmasıdır. Diğer bir sebep ise, sayısal sürecin kimyasal sürece göre çok daha hızlı, kolay ve maliyetinin düşük olmasıdır. Ama bunlardan da önemlisi, çekimde hata yapma riskini en aza indirgemesi ve hatalı çekim yapılsa bile, çekilen fotoğrafa bakılarak, anında hatanın düzeltilme şansını yaratmasıdır. Sayısal fotoğrafın basın için bir diğer faydası da fotoğrafların arşivlenmesidir. Fotoğrafların sayısal ortamda arşivlenmesi, sınıflandırılması, yeniden ulaşılmak istenildiğinde, basit bir bilgisayar yazılımı ile arama yapıldığında, dünyanın her yerinden ulaşılması çok kolaydır ve hem ekonomik açıdan hem de saklama koşulları açısından sorunsuzdur. Belgesel fotoğrafçılığı. Belgesel fotoğraf, kısaca çevremizde yaşanan olayların, toplumsal sorunların, felaketlerin, kültürel aktivitelerin yani yaşamı oluşturan her bir ögenin, gerçekçi bir bakış açısıyla fotoğrafik dil kullanarak anlatılmasıdır. Belgesel fotoğrafçı, tanık olduğu olaylar karşısında kendi görüşünü aktarmakla birlikte tarafsız konumunu her zaman için korumalıdır.
Fotoğrafçılar analog sistemle çalışırken yanlarına sınırlı sayıda film alabiliyorlardı. Sayısal fotoğrafın yaygınlaşması ile filme oranla daha az yer kaplayan, yüksek kapasiteli hafıza kartları bu sınırlandırmayı ortadan kaldırmıştır. Ayrıca haber fotoğrafında olduğu gibi, belgesel fotoğrafların da hızlı bir şekilde ajanslara servis edilebilmesi sayısal fotoğrafın belgesel fotoğrafçılığına sunduğu avantajlardan biridir. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı. Reklam fotoğrafçılığında, sayısal fotoğrafa geçişin temel nedeni ekonomik olmaktan çok, yaratıcı çalışmaları hızlandırmaktır. Sayısal fotoğraf makinelerinin reklam ve tanıtım sektöründe kullanılmasının nedenleri arasında yeterli görüntü kalitesi, zaman ve sınırsız sayısal müdahale olanaklarını sayabiliriz. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığında sayısal fotoğraf doğrudan bilgisayar ortamında görüntü sağladığı için kullanım, zaman ve para açısından bu sektörün geleceğinde çok önemli bir yere sahip olmuştur. Photoshop ve benzeri görüntü işleme yazılımları, sayısal teknolojide kolaylık ve aklın sınırlarını zorlayan uygulamalarla fotoğrafçının kullanımındadır. Her aşamada görüntü işleme yazılımları ile fotoğraflara istenilen değişiklik yapılabilmektedir. Reklam fotoğrafçılığında zaman zaman 35 mm tam çerçeve DSLR fotoğraf makinesi kullanılsa da, nitelikli işler için genellikle orta format, bazı durumlarda da büyük format fotoğraf makinesi kullanılmaktadır. Bilim ve uzay çalışmaları. Bilim ve fotoğraf ilişkisinin en önemli unsurlarından birinin de uzmanlık olduğunun vurgulanması gerekir. Çünkü bilim ve fotoğraf ilişkisi açısından uzmanlık, bir yandan yapılan araştırmaların amaç kapsamlarının kavranmasını sağlarken öte yandan buna en uygun teknolojinin seçimini de belirler. Konu ne olursa olsun bilimsel fotoğraf, üzerinde çalıştığı konu hakkında bilgi aktaran bir araçtır. Bu ister bilimsel araştırmaların ya da tıbbi teşhislerin gerektirdiği objektiflik ilkeleri çerçevesinde, fotoğrafçılığın kendi yorumunu katmasının hiç beklenmediği çekimlerin gerçekleştirildiği çalışmalar olsun, ister moda ve reklam fotoğrafçılığında olduğu gibi fotoğrafçıya kendi yorumlarını katması için daha geniş bir esneklik alanının bırakıldığı çalışmalar olsun, fotoğrafın üstlendiği bu temel işlev varlığını yitirmez, bilgi aktarmak. Fotoğrafçının katkısının en az olduğu alan gerçek olgusal bilgileri aktarmasının beklendiği çalışmalardır. Ondan beklenen yalnızca konu ile ilgili olgusal bilgileri çektiği görüntü ile yansıtması ve bunun yanı sıra büyütme katsayısı, çekim günü ve zamanı, çekimde yararlanılan gereçlerin özellikleri gibi ayrıntıları doğru olarak aktarmasıdır. Çünkü bilimsel incelemelere konu olacak böylesi bir görüntünün belirtilen ayrıntılı bilgilerden yoksun olması durumunda hiçbir değeri yoktur. Bilimsel araştırma tabanına oturan fotoğraflar genellikle en yeni teknolojinin kullanılmasını gerekli kılarlar. İnternet. 20. yüzyılın iletişim alanında en büyük buluşlarından biri olan internet, bütün dünyayı birbirine bağlamıştır. Fotoğrafın paylaşımı açısından internet fotoğrafçıya yeni ufuklar açmış ve dünyanın her yerine fotoğraflarınızı ulaştırmak ve dünyadaki diğer fotoğrafçıların işlerini görmek, parmaklarımızın ucuna gelmiştir. Bu sayede artık tüm fotoğrafçılar dünya arenasında işlerini gösterebilmektedir. Müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve alışveriş merkezleri evlerimizde, iş yerlerimize bir tuş kadar yakındır. Sanal ortamda web sayfalarına girerek istediğimiz fotoğraf, yazı, resim, video ve müziğe erişebilmekte ve gönderebilmekteyiz. Sanatın demokratikleşmesi ve yaygınlaşması için yoğun olarak kullanılan web sayfaları, sanal galerilerin gün geçtikçe çoğalmasını sağlamaktadır. Fotoğraflar internet ortamında paylaşılmakta ve sosyal paylaşım sitelerinde kolaylıkla erişilmektedir. Ayrıca sayısal fotoğraf makinelerinde oluşabilecek arıza ve sorunlar teknik servis tarafından internet aracılığıyla anlaşılmakta ve çözülebilmektedir. İFİ sistemlerin yanı sıra GPS monte edilen fotoğraf makineleri, bulunduğu konumu uydular aracılığıyla tespit ederek çekilen fotoğraflara koordinat yüklemektedir. Görüntünün nerede ve ne zaman çekildiği bilgisinin sayısal olarak kayıt altına alınması, telif haklarının çözümlenmesi açısından da fotoğrafçıya büyük fayda sağlar. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır.
İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.